Evet. Yaşınımız başlıyor arkadaşlar. Hayırlı olsun. İmkanı olanlar kameralarını açabilirlerse iyi olur. Enes burada mı? Birazdan açacağım abi. Buradayım, buradayım. Enes burada. Enes'siz olmaz. Ben siz değil mi? Senin Neden? sesin hafif kısık gibi Enes'e. Kim nasıl? Şimdi daha iyi. Mikrofonun yeri biraz kaymıştı. Okey. Ne yaptınız gençler? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda inşallah. Var Aynen abi, mı? ölmedik. Var mı özet geçebilecek en son nerede kaldığımızı? En son Notlarıma bakayım. köyde milleti dövdük falan. Okey. İşte bizi çok sevdiler. Abi bize şeyin günlüğünü mü vermişti? Hayır, o köyde bir olay yoktu. Başka köye gittik. Orada yaşlılar çatışıyordu kendi aralarında. Bizim yardım ettiğimiz Rebeteviye miydi? Orada problem falan çıkartıyordu, milletin evine dadanıyordu falan. Biz gittik orada bu Modar'ın şeyleriyle konuştuk. Bunlar da bize bir günlük verdiler. Günlükte mağaranın yeri falan yazıyordu. Ayrıca çeşitli bilgiler vardı. O Wyvern'ın alınışıyla efendim. Oradaki Rat Modar'ın deneyleri hakkında falan. Evet. Girdik, Aynen. onu takip ederek daha binaya giremedik. Mağaradayız ama tam Rat Modar'ın lairine giremedik daha. Orada bize mimikler saldırdı. Ya da biz onlara saldırdık. Onlar duruyordu, biz mimik mi diye test etmek için kılıçla kafalarına vurduk. Mimik çıktılar. Evet. Bu. Şu an onları öldürdük. Lootlayacaktık diye hatırlıyorum. Evet. Ne oldu? Bir inspiration alabilirsin Mustafa. Aldım. Eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı gençler? 50 ufaklı mimikler vardı. Evet. Roll 20'de bir şey göremeyen bir tek ben miyim yoksa normal mi? Sağ altayım. Nasıl Sağ altayım. ya? Yani bir yere inemiyorum, bir şey göremiyorum şu an. Siyah ekran, tamam. Ha, dur şeymiş, tamam. Olayım, şöyle. Görebiliyor musun şu an? Şöyle. Evet. Arif sen yoktun geçen session. Evet. Rathmador'un lair'ının yerini buldunuz. Dağdan tırmanarak geldiniz. Bayağı zorlu bir tırmanış oldu. 2 gün kadar sürdü dağa çıkmamız. Girer girmez böyle bir şeyle karşılaştınız. Ve burada mimiklerin saldırısına uğradınız. Aldığınız intel de şu, burası oldukça tuzaklı bir şey. Tuzaklar, yaratıklar filan, Rathmadr'ın yerini koruyan türlü türlü şeyler var. Evet. O sandık vardı abi, o lootlayacak dediğin Mustafa o muydu? Mimin altından bir sandık çıktı diye hatırlıyorum ben. Bir de mimik ölülerinden bir şey çıkıyor mu, onlara bakalım falan. Yalnız bulduğumuz her şeye bir yumruklayalım falan, yani öyle. Zar çıkartıyormuş. Hemen de ne çıkartıyor diye bakıyorum abi. Bizim gibi de şey yapıyor mu, dönüşebiliyorlar mı birbirimize yumurta? Evet. Minikler nerede? Öldüler. Ha, öldürdük, bitti, okey.
Ama daha seslerini duyduk. Etrafta bir sürü var hala, onu biliyoruz. Aynen. Çıkçılar falan. Bu arada mantar topladık bayağı. Onlar da önemli. İksir yapmaya başlıyoruz. Mantarları da mimik mi diye kontrol ettik mi? Gerek yok. Mimik de zaten yanacak o şeyde karıştırırken. Bir tane. Kaynatınca bir şey kalmaz. Evet, bir investigation check alalım. Herkesten mi? Pasif 23 var abi, bir şey var mı? Oha. Pasif bu durumda çok işe yaramaz ya, bu artık loot, loot işi. Ben bunun için feat aldım ya. Bu, bu nedir ya? 20 investigation. 4. Ağlıyorsun hemen Enes. Abi adamlar bunun feat'ini koymuş ya. Anladım. Ama ta işte oyunun başında konuştuk pasif mi istedik. Yine 23. Tam olarak ne yapıyorsunuz? Arıyorsunuz sağa sola. Birkaç tane daha küçük iksir miksir buluyorsunuz ama onların mimik olduğunu hızlı bir şekilde anlıyorsunuz. Mimikler de zaten sizden çekilmiş durumdalar şu anda. Hızlı bir şekilde birkaç tanesini katlettiğiniz için. Dolayısıyla hızlı bir şekilde sizden uzaklaşıyorlar. Onun haricinde mimiklerin içinden ve şuradaki sandıktan filan tam 31 tane altın çıkıyor. Onun hepsini haricinde taşlara vura vura. Evet, onun haricinde böyle birkaç tane şey filan buluyorsunuz. Kılıçtır, kalkandır, zırhtır filan. Yalnız bunlar belki 50 yıldır, belki 100 yıldır burada oldukları için bayağı eskimişler. Elinize aldığınızda dökülüyorlar yani, paramparça. Kullanılacak kalitede şeyler değildir. Ben 5 altın aldım o zaman kendime. Kaçtı toplamda? 31 altın mı? Evet. Ben kendime 6 altın aldım. Bulan kişi olarak 6 altın. Makul. İyi. Ben de 5 alayım o zaman. Evet, ne yapıyorsunuz? Kaldı... Abi bizim 15. Karar vermemiz çok uzun sürüyor. Ben o sırada ben çekirdek alıp geliyorum. Okey. Yo, devam ediyoruz canım. Devam ediyoruz. Şuraya. Evet. Yürümeye devam ediyoruz. Kalan altınları kim aldı? Herkes 5 aldı işte, almadım. Herkes 5 aldı mı? Evet. Burayla ilgili özel bir şey var mı? Hadi, çok eski bir kamp yeri. Bayağı... Yani... Çadırların madırların şeyleri elinizde kalıyor artık. Bezleri. Ararken burayı da aramış olduk ama yani. Evet. Şey, benim karakterimi çekiyor onu. Şey yaparsa. Yanlış. Şu duvarlarda bir şey var mı? Yok diyoruz. Hadi, duvarlarda işte mantar topladınız. Onun haricinde çok ekstra bir şey yok. Ara sıra duvarlarda şey yapan böcekler falan görüyorsunuz ama böcek midir, mimik midir emin değilsiniz. Canlı şeylere dönüşebiliyor mu mimiklerde? Buraya geldiğinizde burası böyle hafif bir yokuş halinde rampı yukarı çıkmaya başlıyor. Evet. Nordir, bir bak bakalım. Trap mırap olmasın. Nordir mi? İt Nordir'in perception'ı kaç? Çok aşırı yüksekte. Rogue sen değil misin ya? Ben şimdi wise bir rogue değil. Ben önden gidebilirim. Benim pasif tamam, perception'ım kim bu işte anlıyorsa. Valla 21 pasif perception tuzak göremezsen bence o tuzakta ölebiliriz. Ben bunu okuyayım. Vamir şöyle ilerledikçe böyle çok hafif bir rampa burası, çok şey değil. Rampanın bir yerden sonra komple bir şey olduğunu görüyorsun. Treasure plate gibi. Nasıl yani? Tuzak yani. Yani doku olarak şeyden farklı.
Oha. Biraz çokmuş abi. İpimiz var mıydı daha şey atıp? Duvarlar tırmanılabilir gibi mi? Tırmanılabilir gibi, evet. Burada ne var pardon? Farklı gözüküyor. Vamir'in perception'ına göre muhtemelen pressure plate. Mimiklerin cesedini falan atabilir miyiz diye olduğunu görmek için? Bence gerek yok. Bence basmadan yok geçmek en mantıklısı. Bir şey ya, kullanıyor. Uçabilen var mı? Buralar yükseldi mi? Efendim? Elemental gift kullanmak istiyorum. Hover yapacağım. Tamam. O ciniler gibi. Okey. Ben başka hepsi yüzüyle hepinizi teker teker geçiriyorum. Geçiyorum. Ben hover atmanıp geçmeyi tercih ediyorum. Geçemeyen olacaksa ben karşıya ışınlayabilirim. Zaran süzülüyorsun. Cad sen de atletik çek atıyorsun. Ben de şey yapayım o zaman. 21. Tamam, sen de yattan kenardan geçiyorsun. Ben de atletik çek atıyorum ama. Tamam, sen de tırmanıyorsan sen de atletik çek at. 16. Tamam hacı, sen de başarılı bir şekilde geçiyorsun. Ben akrobatikste geçebiliyor muyum ya? Ne yapacaksın? Duvardan koşmaca. Ben de aynısını diyecektim. Olur. Atın bakalım akrobatiks. Akrobatiks. Geçemeyecek gibi olma, ben ışınlarım dedim. Vamir tutsun, geçemeyecek olma. 23 attım. Bir dakika Vamir, sen nasıl geçeceksin? Geçmeyecek. Diyor, ben koşuyorum. Ben de akrobatik atıyorum, hadi bakayım. Yo yo, gel gel gel. Dur dur dur. Allah aşkına. Ben, halledir, ya, halledir. Yok. Allah. Rahat ol ya. Tamam, ben geçtim o zaman karşıya. Şey mi yapıyorum? Uzaklaşalım pressure plate'den. Çok uzak, çok yürümeyin. 12 abi. Vamir, böyle nasıl bir artistlik yapıyorsun hacı? Abi ne yapıyorum? Yürüp gaza geliyor. Büyücü adamım. Böyle robumun paçalarını tutuyorum böyle bir elimde. Tamam. Böyle duvardan ceylan gibi seke seke tak 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 geçmeye çalışıyorum. Hacı, geçemiyorsun. Yapacak bir şey yok abi. Koşarken şurada kayıp aşağı doğru düşmeye başlıyorsun, ortaya doğru. Pressure plate'in üzerine düşüyorsun. Hı hı. Düşmenle birlikte pressure plate birdenbire yerin dibine çökmeye başlıyor acı. Taşlar böyle hızlı bir şekilde tıkır 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 dökülüyorlar. Ve aşağıda gözücüyle böyle şeyi fark ediyorsun. Çok büyük kazıklar var aşağıda. Düşüyor muyum şu an? Evet. Uçuyorum abi. Veya ip uçabiliyor musun sen? Uçuyorum. O zaman uç canım ya. Aa. Heyecanlandım o bizi. Yürüyün. Beni arkaya itiyor ya. Uçtum ve geçtim abi. Şöyle düşerken uçmayı kastetmeye başlıyorsun. Okey. Büyüyü bitirdiğinde tam böyle kazıklara yaklaşmış oluyorsun iyice. Uçtan saplanıyor. Yok, saplanmıyor ama ucu ucuna kurtarıyorsun yani. Tamam. Uçarak çıkıyorsun sonra. Uçarak devam ediyorum abi. Madem uçuyorum artık. Tamam. 10 dakika uçabiliyormuşum. Tertemiz. Burada yer arkadaşlar burada yaklaşık böyle bir 15-20 santim boyunda su var burada artık. İlerisinde bir şey var mı? Görebiliyor musun? Düzleşiyor buradan sonra yol. Ben şu uçup şurada ne var merak etme. Bu ne bu? Hacı, burası çok böyle küçük bir aradan görüyorsun burayı. Hı hı. Bir grup maceracı mı artık kimse burada kamp yapıyorlarmış belli ki. Lakin sonra burası çökmüş. Onların iskeletlerin üzerlerinde de taş parçaları görüyorsun. Ya taştan ölmüşler ya burada hapis kalıp bir şekilde ölmüşler.
Ama çok dar bir aradan böyle yani 5 santimlik bir aradan falan taşların arasından ancak görebiliyorsunuz. Tamam. O zaman uçmaya devam ediyorum. Tamam. Ne kadar örümcek ağları var. Ben yine geleceğim. Vamir Bey, Vamir Bey. Beni efendim? Çekebilir misiniz oradan telekinizi yüzüğünüzle? Bir saniye kontrol etmem lazım. Ben duvardan gitmeye devam edebilir miyim? Hayır çünkü uçuyorum. Tabii. Aynı anda concentration kullanamıyorum. Anladım. Suyu... Bir şey yapmamı istiyor musun? Atletik peki, ışık. İnseniz, beni çekseniz. Ben de hallederim. Suyu çek edebiliyor musun? Edebilirsin Hacı, nasıl edeceksin? Kaç Murat? 13. Hacı yaklaşık bir 15-20 feet kadar ilerliyorsun ama sonra şey bir... yerinde tam oturmamış bir taşa tutunarak o taşla birlikte maalesef düşüyorsun. Bir şey içine. Oluyor. Suyun içine düşünce böyle bir bakıyorsun etrafına, bir şey olmuyor. Ey tamam. Yaklaşık 15-20 santim. Ork sen ne yapıyorsun abi? Yani suda bir şey yok. Şu taşlardan atlayabilir miyim abi? Tabii atlayabilirsin. Okey. Taşlardan atlayarak buraya geçiyorum o zaman. Cada bir şey olmadı diye. Sudan bende. Buradan devam ediyor. Tamamdır. Bunun ne şimdi? Örümcek ağı mı bunlar? Öyle gözüküyor. Yani. Arif Hitnor'dur. Siz ne yapıyorsunuz? Ben bir Roll 20'ye yapacağım. Yani ben de şu kayaların üzerinden seke seke gitmeye çalışıyorum. Tamamdır. Bir alan yok madem. Tamam, crit attım. Herhalde geçerim. 24 yani. Tamamdır. Yani böyle takla atarak böyle iniyorum falan. Okey. Bu örümcek ağlarını yaka yaka gitsek bence. Ne oldu? Çalışmıyor. Böyle ağları hafiften dokunduğunuzda karanlığın içinde böyle odanın her tarafına yayılmış bir şey görüyorsunuz. Örümcek ağı görüyorsunuz. Ve böyle örümcek ağların hepsi birden sallanıyor. Sallanmasıyla birlikte böyle morumsu bir toz üzerlerinden döküldüğünü görebiliyorsunuz. Karanlığın içinde böyle mor hafif tozluyor örümcek ağının olduğu. Ben bu mor tozun ne olduğunu anlayabilir miyim? Tabii ki. Evet. Medicine ya da nature check atabilirsin. Medicine check atmak istiyorum. Tamam. Şu taşlardan seke seke geçmek istiyorum abi. Mümkünse. 15 attım. 15 attım. Şöyle bak. Hop. Hacı bu burnuna hafiften böyle bir kesif bir koku geliyor. Ekşimsi böyle. Sonra çekince böyle hafiften böyle çok hafif böyle bir şeyini beynindeki sinirlerin adeta açıldığını hissediyorsun falan. Daha iyi koku alıyorsun falan böyle birkaç saniyeliğine. Oo. Sonra bunun etkilerini hızlı bir şekilde tanıyorsun ama bir medisin şeyi olarak. Bu bir halüsinojik bir toz aslında. Mantarların üretti. Ben abi kefemi açıp böyle hafif biraz dolduruyorum. Tehlikeli küçük bir toz. Solursanız halüsinasyon görmeye başlayabilirsiniz. Berserk olanlar, arkadaşlarına saldıranlar, hatta kendini öldürenler bile var bu tozu. Peki. Ben bunun talebini bulurum abi. Ben bir aşağı yukarı 15-20 gram toplayabildiğim hocam, kadar topluyorum. Hocam bu çeki sen attın ya, bize söylüyor musun bunu? Yok ben size şey diyorum. Bu toz tehlikeli bir toz, çok solumayınız, deli olursunuz. Ben bunu inceleme için topluyorum, sonra laboratuvarda bakacağız. Extraction için senden bir sleight of hand falan bir medicine alabilirsin. Direkt medicine alsam olur mu? Yoksa ikisini de mi atmam lazım?
Toplaman kolay değil. Örümcek ağının üzerinde yayılmış bir toz. Okey. Sonra Slight of Hand'e atalım bakalım. İkisini de mi atayım yine? İkisini de atacaksın. O zaman Slight of Hand'e attım abi. O kaç? 13 artı 3, 16 abi. Medicine yine 15 attım. Tamamdır. Böyle örümcek ağının üzerinden bunu toplaman çok zor gözüküyor ama denemeye kararlısın. Abi hafif böyle bir çubukla böyle örümcek ağının altını tutarak böyle hafif böyle tık 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 sürte sürte düşürmeye çalışıyorum kefenin için. Bu arada örümcek ağlarını yakmak kötü fikir değil. Hacı toplarken örümcek ağından böyle birazcık topluyorsun yaklaşık bir 4-5 gram kadar. Sonra örümcek ağı birdenbire kopuyor. Kopmasıyla birlikte böyle elindeki çubuk da fırlıyor havaya senin. Ve örümcek ağı geniş bir alana toz yaymaya başlıyor. Ama sen medisin çekin iyi olduğu için farkı ödüyorsun durumu ve hızlı bir şekilde geri çekiliyorsun. Toz havaya dağılıp gidiyor birkaç saniye sonra. Tekrar soluması güvenli oluyor havanın. Böyle geri çekilirken abi cadının üzerinde dur. Cadı kafasına ayağım çarpıyor uçarken böyle. Suda bir sıkıntı var mıydı? Pardon. Bir arkana atabilir miyim? Tabii. Halüsinojik toz çözülmüş olabilir. Çok şey yapmayalım. On dokuz. O zaman nereye arkana attın? Suya. Sudan büyülü bir enerji almıyorsun. Yakayım zehirli. Bir... Efendim? Ben bir bez alıyorum abi. Suda ıslatıyorum hafif suyunu tüzüp ağzıma bağlıyorum, ağzıma burnuma. Okey. Ben öyle devam edeceğim. Tamam. Ben ıslatmadan bez bağlıyorum ağzıma. Okey. Hocam ıslatınca delikler doluyor falan. Evet, ne yapıyorsunuz? Kal. Ben bu örümcek ağını yakalım. Önce bir ağzımızı gözümüzü kapatalım. Aynen. Burnuma ağzıma. Herkes kapatıyor mu ağzını gözünü? Ben de kapatıyorum abi, robumla beraber. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Yak. Bir firebolt tamam. Attım abi. Örümcek ağdan çekin, yanan örümcek ağları iyi damaj veriyormuş. Uçtuğum mu varsayıyorum, hala uçuyorum şu an. Uçuyorsun ama mağarada çok yüksek değil hacı. Yani şöyle... en uzun boyunuz Jad'sa diyelim. Jad'dan böyle bir kafan 15-20 santim yukarıda. İnsan ya. Osman abi işte örümcek ağlarını yakaladı. Biraz geri çekilebilir miyiz arkadaşlar? Şöyle şu köşeye çekiliyorum. Buradan yakmaya başlıyorum abi ben yakında. Yakacaksan biz şöyle kendime niye dokunalım? Kesin orada. Suya çık biraz. Suya şöyle. Ben suya çıkmak suya. İstemiyorum ha. Ben suda kalıyorum o zaman. Arkama geçebilirsiniz. Niye herkesin hitboxu bu kadar büyük ya? Zaran yanacak, zarını kurtarın orada, zarı çekin. Ben kendi şöyle attım, yerde yatıyorum. Tamamdır. Başladım abi yakmaya. Hacı, yakıyorsun. Örümcek ağ olduğu için bunlar genelde böyle birbirine temas ediyor zaten. Toz da yanıcı bir toz. Tozun etkisiyle hızlı bir şekilde yanmaya başlıyor. Ama böyle bir patlama gibi değil de böyle adeta... Tutuşma hızlıca. Bir fünye yanarmış gibi sessizce böyle. Birkaç saniye içinde bütün mağara, yani karanlığın içinde böyle aydınlanan çizgiler görüyorsunuz, örümcek ağının çizgilerini. Böyle yüzlerce çizgi aydınlanınca mağarada hafif bir aydınlanma oluyor. Maydanın hafif bir aydınlanmasıyla tavanda böyle koşuşan küçük mimikler görüyorsunuz. Böyle mağaranın deliklerine dağılıyor yüzlerce küçük mimik. Böyle kesif bir koku geliyor ondan sonra. Ağzınızı bağlandığınız için advantage bir şekilde on save atabilirsiniz. Ben suyla bağladığım için 3 tar atayım mı? Sen suyla bağladığın için hacı artı 2 al. Valla. 16. 12. Nice. Nasıl bir cost? Pardon. Advantage unuttum. 12 attım. 10 save. 14. 20.
24. Tamam. Ari sen kaç attın? 11. Tamamdır. Yanmasıyla birlikte ateşin hafif bir esinti oluyor mağaranın dışına doğru. Hava ısındığı için mağaradan dışarıya doğru hafif bir esinti oluyor. O esintiyle birlikte bu halojenik toz sizin üzerinize doğru da geliyor. Lakin çok etkilenmiyorsunuz. Sadece Arif'in biraz etkilendiğini fark ediyorsunuz. Başka bir 11 atan yok muydu ya? Birisi da 11 attı. Ben 12 attım. 12 attım. Ben de 14 var sanki. Damn. Arif'in her hafif böyle yani olumsuz etkilenmedi ama hafif böyle çakır keyif oldu birkaç dakikalığına. Bir şarkısı var. O dert olduğu için zaten biz onu öyle bir şey anlıyoruz ya, bir şarkı söyleyelim ya. Ooo gençler. Aldanabilirim. Ya böyle şarkı söylemeye başlıyorum abi. Ben abi cada bak bir şey demek istiyorum. Sen mi susturursun? Hani mağaranın içindeyiz. Flütümü çalarak şarkı söylüyorum. Sıkıntı olacak. Ya kardeşim fark edeceğiz. Önden ben bayağı... Ya bizim Muhammed bak hep böyle yapıyorsunuz. Bizim kimseden korkmuyor. Üsküdar'a giderken ya tamam da niye çakma mehter takımıyla beraber ya gidiyoruz? Canavarlar sesten korkar bence o şey değil hani. Kaçarlar bizden. Geldiğimizi önceden fark edip. E tamam, benim önden gitmemin bir önemi kalmadı. Hep beraber gidin bakalım. Önden gitmek zorunda. İstiyorsanız ben stealth atıp önden gideyim. Tabii bu kadar sesin üzerinde kesin stealth at zaten. Evet, önden hızlı hareket var edelim. Ben istiyorsanız yapayım. Ya ben de giderim önden isterseniz diyorum. Hadi sen de git diyor, ben Arif'e gidiyorum biraz. O zaman o önden gidiyormuş. Tabii Arif gidiyor. Uyanmış. Neydi? Gözleri mahmur muydu? Hatırlamıyorum. Nasıl bir şeyim ben ya? Nasıl bir bardım? Yani teşbihimi maruz görüyorum burada. Arif önden. Teşbihimi maruz görüyorum burada. Arif'i mayın tarlasında salınan eşek gibi önden gönderiyorlar. Şarkı söyleye söyleye gidiyor. Evet. Aa bu neymiş ya diyorum. Burada mor bir göl var diyorum arkadaşlar. Gir bakalım içine. İçinde... Sesiniz geldi abi. Sesiniz kesildi. Sesimi duyuyor musunuz şimdi? Aha. Ya şu an... İçinde dediniz sonrası ki yok. Şu an nasıl sesim? İyi şu an değil. Bir dakika OBS kontrol edin. Tamamdır. İçinde böyle su var. Yani su rengi, su kıvamında bir şey, berrak. Ama hafif bir mor bir hue var. Renk. Bu da acaba geçen bulduğumuz altın. Neymiş ya diyorum, elimi de alıyorum. Ben burada durdurmak istiyorum. Arif'in elini böyle hafif asamla böyle böyle hafif tıt bir dokunma diye şey yapıyorum. Ne oluyor ya diyorum. Bir iki dakika dur. Ben abi bir wisdom bir şey atabilir miyim? Ne olduğunu anlamak için. Ne atayım bunu? Arkana mı? Yani wisdom dedim. Wisdom at bakalım ne olacak. Düz wisdom. Evet. Hadi bakalım. Ben şu taşın üstüne çıktım. Dıbıdım 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 dıbıdım. 18'e. Yani sen böyle bir tahayyül etmeye başlıyorsun. Acaba ne olabilir burada? Onu biraz fazla tahayyül ediyorsun hakikaten. Buradan kimler gelmiştir, kimler geçmiştir? Acaba bu sudan kimler içmiştir falan diye. Sonra hafiften kendine geliyorsun yani. Bunun böyle bir wisdom'la bu suyun ne olduğu anlaşılacak gibi değil. Ben de şöyle bir ben şey ben bir yapayım. Şişe doldurabilir miyim bu sudan? O zaman bir arkana tabii çek açabilir miyim? Ben organik bir şey buluyorum böyle yaprak maprak etraftan onu içine atacağım. Tamamdır. Ben ama buradan bir şişe alıyorum yanıma. Yaprağa tamam. Investigation atmak isteyenler olabilir o sırada. Investigation iyi olan. Ben arkana atıyorum suya.
düz. Tamamdır. Sudan böyle bir attım abi. Artı 8'im var. 9. Sudan böyle tatlı ekşi bir koku geliyor hafiften. Ben yaprağı bıraktım. Büyülü bir şey hissetmiyorsunuz. Yaprak suyun üzerinde yüzüyor. Ben Arif'e şey diyorum. Tamam, dokunabilir misin? Önemli bir şey değilmiş diyorum. Ben bu sırada kendime hafif geldiğim için yok ya, gerek yok diyorum. Siz bir şey yaparken tavandan, taşların arasından süzülen bir damla su göletin içine düşüveriyor. Aha. Hemen abi light büyümü asama yapıyorum ve çıkıp ayrıntılı incelemek istiyorum o ne damlıyor oradan diye. Mimik vardı orada, bak dikkat. Hadi çıkıp baktığında taşların hafif nemli olduğunu görüyorsun. Belki kar suyu eriyip buralara kadar iniyor. Belki şey. Peki suyun böyle renginin bu şekilde olmasının bir sebebi var mı? Her yerden port fosu var, ondandır. Büyük ihtimalle aynen. O kadar intelligence kullanmama gerek yok muymuş? Muhtemelen. Armağımı kaldırıp bir tadına bakayım mı ben? Hayır. Jet bunu soruyor, ben de hayır diyeceğim. Hayır. Evet, yani ne fena hissettirmiyor açıkçası, bir deneyebilirsin. Abi bu arada... Arif sen bu arada kendine geldin artık. Abi, arkadaşlar bir kesmezse o Jet değil. Hayır. İtnördür Jet'e hayır derken ha, ben böyle Sercey'e parmağımla böyle hafif dokundurup böyle bir tadına bakıyorum. Ulan nasıl bir şey bu ya falan diye. Arkamda öyle bir şey. Bir konsey vatanız. Herkes mi atıyor? 20. Artı 1, 21. Hadi, bir avuç içiyorum ya ben. Halojeniğin tadını bundan da alıyorsun. Arif bu konuda haklı muhtemelen. Ortamdaki toz suyu boyamış, doğal gibi gözüküyor. Yalnız bunu içerseniz muhtemelen bu da kafa yapacaktır. Tamam. Bundan da abi yedek su keseme doldurabildiğim kadar dolduruyorum. Tamam. Hocam bundan bir dolduruyoruz, gidiyoruz. Tavern'a satıyoruz, tamam mı? Tabii tabii, sen beni bekle, ben bir Drag Empire kurdum. Ama nasıl kafamız güzel. Evet, ne yapıyorsunuz? Devam edelim arkadaşlar, hadi diyorum ya. Abi ben geri kalan kısımda inceliyorum şuraları. Ben abi Cede şey diyorum, o da kesesini su aldı ya, diyorum gece şey yaparız, içeriz seninle diyorum. Ya tadına bakalım ya. Özel bir şey kazanabiliriz gibi hissediyorum. Abi şunu bir check etmek istiyorum. Tamamdır. Investigate mi atıyoruz, ne atıyoruz lan? Investigate ve Sleight of Hand. Bir dakika, o ağlara bağlıysa yanmadı mı? Evet. Çok yanmış gibi durmuyor. Kakun halinde duruyor. Demek ki yemeklerini uyuşturucu karıştırmıyorlar. 9% Dörtte investigation. Siz konuşurken arkada Ork Pork'un yerde bir şey bulduğunu görüyorsunuz. Ork Pork böyle belinden kılıcını çekiyor. Kılıcın uzuyla böyle bir şey yapıyor. Hızlı bir şekilde vuruyor şeye. Onu vurmasıyla birlikte bir toz kalkıyor. Ve Ork Pork böyle o tozu soluduğunu görüyorsunuz. Aşırı bir etkisi olmuyor Ork Pork'un için. Bir şey alalım gene senden. Advantage'lı bir konsev alalım. Hadi çok etkilenmiyorsun. Gayet iyisin. Bir öksürük atıyorsun üzerinden şeyi ama bu arada beyin içindeki bir potion'ı da kırdığını görüyorsun yanlışlıkla. Kılıçla açmaya çalışırken kakunu. Açabildim peki? Açabildik mi? Açtı. Mumya şeklinde bir adam var içinde, iskeleti. Bir tane de iksir varmış adamın cebinde kalan vesaire. Ama artık elbiseler çürümüş. O iksiri
bulabiliyorsunuz ama iksirinde camı parçalanmış ve iksir yerde böyle. Bir de bozulmuştur yapmış. Zaten. Çok önemsemeyin bence. Evet. Son kullanımda tarihi geçmiştir. Yıllar, yıllandıkça daha çok can basıyor aslında iksirler değil mi? Superior Healing'i çöpe attın. Evet. Bu etrafta olan çiçekler neden? Hadi bu çiçekler bir tür şey çiçeği. Belki de o sporu yayan, halojenik sporu yayan çiçekler bunlar olabilir. Ben Vamir'e yaklaşıyorum. Biz bundan yetiştirebilir miyiz ya? Hocam diyorum, buradan polenleri topluyoruz, arılara veriyoruz. Sonra o çıkan bal. Sonra arılar kafesinin yolunu bulamıyorlar değil mi? Fena fikir değil. Bence toplayalım. Bu çiçeklerden biraz cepleyelim. Ben toplamak istiyorum. Nature artı Slide of Hand alalım. Tabii. Ben burada kafam güzel olmadan çıkmayacağım ya. Bunu kafaya koydum. Slide of Hand'lerde yardım isteyebilirsiniz bence arkadaşlar. İyi değilse. Abi Nature 13. Tamam. Slide of Hand'de ben yardım alabilirim. Ne oluyor yardım alınca? Yaklaşıyorum. Ben mi yapayım? Anlat sen. Yoksa sana yardım mı edeyim? Advantage verir. Bence bana yardım et, ben avantajı geçerim. Tamam, benim artı 11'im var çünkü. Atıyorum ben. Tamam. At. Yokmuş, tamam. 14. Tamam, Nature'ın kaçtı? 13. Hacı... Yani bir parça gözüne kestiriyorsun, bunu alsam götürsem diye. O parçayı güzel bir şekilde de hatta bıçakla işte kesip topraktan falan da çıkartıyorsun. Ama emin değilsin yani bu parça yetişir mi? Olur mu olmaz mı? Bakacağız abi, deneyeceğiz şansımız. Olmadı yerinde biliyoruz, gelir. Bir daha alırız bir parça da. Abi sizin isminiz Ork Bolg mu, Ork Borg mu? Discord'da bir şey. Discord'da farklı da. Şurası ayrı bir parlak gibi ya. Yaklaşıyorum. Fark etmiyor ya. Ork Borg oraya yaklaşınca abi. Evet. Ben arkadayım. Burası belli ki eskiden bir geçitmiş ama kristaller büyüyerek yolu kapatmışlar gibi. Kristallerin arasından böyle bulanık bir şekilde hala geçidi görebiliyorsunuz gibi ama şeyler... Aramızda kristalden anlayan var mı? Görebilir miyiz? Aynen onu diyeceğim. Görebilir miyiz? You can certainly try. Arkadaşlar bir yol daha var. Yol verin bana. Bir Eldritch Blast tertemiz açar oraya aslında. Kırmayı deneyelim bir önce. Merak ettim kırılacak mı? Niye kırıyoruz ya? Şuradan devam edelim. Red Bull kristalli denemek için. Tabii. Okey, geri çekiliyorum. Yol verdim Cad'a. Evet, aynı. Bir durdum o zaman, yaklaşmadım çok. Şimdi ne atayım? Önce bir hit dice alalım. Ardından da bir dam açalım. 20. Tamam. Damage da 15. Şey yapabilir miyim? Great Weapon şeyle vurabilir miyim? Öyle bir tarif edeyim, sonra ne yapmaya karar vereceksen ona göre devam et. Bir 20 ile vurduğun için acı, böyle gayet ustalıkla vuruyorsun. Açın falan gayet iyi. Vurduğun zaman da böyle bazı parçaların şey yaptığını görüyorsun. Koptuğunu görüyorsun. Yani silahına baktığında da silahın ucunda hafif böyle bir şey var. Baltan böyle bir çip atmış. Emin değilsin buranın, burası mı önce kırılacak, silah mı önce yok olacak, emin değilsin buraya saldır. Yapma ya. Elder Claws. Atıyorum. Onlar orayla ilgilenirken şuradan bir taşı şöyle atabilir miyim? Tabii. İki tane Elding Blast yolluyorum abi. Eldish Blast.
Tamam. Önünü açın Zara. Yolladım abi. Hit dice atayım mı? Hit dice at. Aa, 14. Tamam. Damaçtan alalım. Kitle mi 14? Bir saniye. Biri 14. Öbürü 16. Tamam. Biri 9, öbürü 7 vurdu. 14 olan hangisi? 14 olan 9. Tamamdır. Hadi böyle Eldritch Blast'ı atıyorsun. Kristaller böyle adeta absorb ediyorlar şeyi. 16 attığın kristalleri geçiyor, böyle içeride sektiğini görüyorsun şey gibi. Adeta böyle bir şey gibi. Seke seke gidip geliyor. 14 attığınsa dış yüzeyde sekip acı sana doğru geri geliyor. Ne güzel. Dex save at. Kaçabilirsen damaç almayacaksın. Kaçamazsın. Onun damacını sen alacaksın. Arif'e de gelebilir aslında. Hatta Ork'a da gelebilir gibi. Bana gelmedi büyük ihtimal. 22. Bana gelmedi. Arif sen de atacı. Dex save mi atıyorsun? Evet. Ork. 20. Tamam. Arif de sıyırdı. Şöyle 18. Kenara zıplıyorum ben. Ork sen de sıyırdın abi. Böyle arkanızdan gelip buradan bir parça taş kopartıyor şey. Ben böyle bu olayı görüyorum abi, sonra dönüm zaten diyorum ki senin büyüde bir gariplik var ama haberin olsun diyorum. Şimdi benim Ring of Drum'in bir özelliği varmış. Diyor ki bir şeyi kırmak istediğinde artı 5 bonusta strength check atabilirsin diyor, yüzüğün her charge için. Tamam. Deneyebilir miyim? Ring of Ram şöyle çalışıyor. Ben kullandığımda bir şey çıkıp böyle Ram çıkıp ona vuruyormuş gibi oluyor. Ya bu, buraya feda etmek istediğinize emin misiniz? Bilemiyorum. Ben şöyle bir taş attım. Ne oldu? Bir şey olmadı. Bakıyor kristallerden bir tane şey alabilir miyiz? Mimik olarak yoklayıp bir de. Ben kıracağım ya bunları. Sakin ol, gireceğiz bir dakika, oraya. Bir kırmayın. Hiç mi geçiş yok ya? Raftara in de mi? Değil. Yok, geçiş yok. Havanda boşluk var mı? Yok. Zaten biraz dar bir şey. Kristaller böyle kapatmıştır. Ben buradan tamam, gidiyorum. Ring of Fame'in kristallerden kullanmak istiyorum. Tamam. Ben stealth atıp gidiyorum abi. Kimse gelmiyorken hazır. Tamam. Ben de hem bir örnek almış olayım hem de bir tane, iki tane şey yani. Şeyden sonra söyleyeyim. Şöyle Ork. Murat Cihat ilk baltayla vurduğunda küçük parçalar kopartmıştı. Aynen. Onlardan alabilirsin birkaç tane. Yerde var. Aynen. Onu çattım. Tamamdır. Efendim? Murat? 13 strength check kırmak için Ring of Ram'da. Tamam, damajın ne? Damaj yok. Kırmak için strength check atılıyormuş. Artı tamam. 5 ile atılıyor. Ne yapıyorsun acı strength check olarak? İşte yüzüğü kullanıyorum. Yüzük gidip vuruyor ona bir tane. He, okey. Bir etkisi olmuyor acı. Böyle vurmanla birlikte şu parçalar, zaten kopmuş olan parçalar etrafa ben birazcık daha şey yaptı. Yanına gidip şey dedim. Cad, bence gel yukarıdaki yoldan gidelim. Buraya en son... Bir dakika, en son gidelim. Bak, değmez. Ya halisini atıyorsun, şeyi de çekmedin. Anlamıyorum ki ne oluyor. Değmez, vallahi değmez. Cad şu an gurur yaptı. Nasıl kırılmaz ya? Buradan geçeceğiz biz. Bir dakika ya. Aynen oraya doğru... Aynanın ya oraya doğru o şeylerden atıyorum abi. Arkadaşlar, Cad şu hevesini alsın, aynayı öyle tarif edeyim size.
Ya bak canım, yok yok bir... lan ben herkes bırakınca baktım kimse yok. Ben bir tane seni kırsan daha sonunda 50 tane daha var. Gel gidelim gel. Ben merak ediyorum abi. Cada diyorum ki Chad bence sen kırabilirsin burayı diyorum. Yaparsın sen. Değil mi ya? Yaparım. Bardic Inspiration mı? Bardic Inspiration. E tamam Bardic Inspiration vermiş olayım. Nedir Bardic Inspiration? 1D6 1D8 8 Bir attack roll'a veya ability check'e falan ekleyebiliyorsunuz. Tamam o zaman bir ability check daha yapmak istiyorum. Tamam. Ring of Remlane'e. Okey. Boss fight'ı hiç düşünmeden. 20 Umurumda değil ya şu an. Arkadaşlar yani bir yavaş şey 24. Bu nedir yavaş yürüyün. Olay olacak orada. Mamiye bir dur. Hadi 24 ile Ring of Rem'i atıyorsun. Kaç parça kopartıyor Ring of Rem? Yalnız bu parçalar senin baltayla koparttığından bir tık daha büyük. Ama onun haricinde geçilecek, geçilecek bir delik açılmış gibi değil. Ben bir ilerleme görüyorum. Neyse zaten devam edelim. Çok vakit kaybetmeyelim. Aynen. Hitnordur sen bu aynaya baktığında böyle bir altın varaklı bir ayna görüyorsun. Aynanın içi böyle parlıyor. Işık çıkıyor gibi aynanın içinde. Aynanın içine baktığında yalnız kendini göremiyorsun. Böyle adeta bir sonsuz bir koridor var gibi aynanın içinde. Üzerinde de bir şey var. Nedir? Kristal gibi bir şey var. Aynanın üzerinde. Lakin bu kristal kristal değil de böyle bir inci gibi bir şey var aslında. Birazcık daha büyük. Bu inci çatlamış gözüküyor. Sen aynanın önüne geldiğinde böyle ayna böyle bir parlıyor aslında. Lakin sonra inciden adeta böyle bir ampul patlama sesi gibi bir şey geliyor. Ve ayna tekrar sönükleşiyor. Burası nedir? Burada acı şey görüyorsunuz. Küçük bir tünel var buradan aşağı doğru. Bu tünel birazcık daha yeni gibi gözüküyor. Yalnız böyle şey, sürünerek geçebileceğiniz kadar bir tünel. Şeye göre daha yeni duruyor. Ha, bakın başka aynalar da var. Evet. Evet. Devam edelim. Bir aynayı da ben kontrol edeyim o zaman. Tabii parlıyor. Hacı bu aynada da böyle aynı şekilde derinlemesine bir şey gözüküyor. Gene aynı şekilde bunun üstündeki inci de çatlamış. Aynı şekilde ayna çalışmaya çalışıyor ama üstündeki inci gene böyle bir ampul patlar gibi patlıyor. Ve gene çalışmıyor ayna sönükleşiyor. Ben bu incileri neden çalışıp çalışmadığımı anlayabilir miyim abi? Bir arkana çek atabilirsin. Bunlar portalmış bozulmuş ya. Buna yaklaşırken fark ediyorsun ki bunun incisi sağlam duruyor. Çatlak matlak yok. 18 bak. Hayır. 21 attım abi. 21 attın. Hacı belli ki bunlar şey yapıyormuş. Yalnız çok fazla kullanılmaktan mı? Neyse artık. Ömürlerini doldurmuşlar. Yalnız bu şuradaki ömrünü doldurmamış gibi duruyor. Hatta yaklaştığınızda ayna çalışmaya başlıyor gibi. Uzanıp aynaya dokunmak istiyorum camına. Böyle hafif de bastıracağım. El resistance'a hissedersen mesela. Tamamdır. Diğerleri ne yapıyorsunuz? Ben arkamda kristal bolların yerin yani bunları tamir edebilir miyiz ya ömrünü uzatabilir miyiz diye düşünüyorum. Burada çalışanı var hocam. Aynanın boyutu ne? Hacı içinden bir insan geçecek kadar büyük boy aynı. İnsan geçecek nasıl bir ayna anlatma şeydir abi. İnci şeyden kalan bir şey var mı orada? Sen biraz az ipucu verin. Tam patladım paramparça mı oldu?
Diğerleri paramparça olmuştuk ama bu sağlam gibi gözüküyor. İnci böyle beyaz bir şekilde parlamaya başlıyor. Hatta böyle inci parladıkça dönmeye başlıyor. Küçük bir adeta dinamo gibi bir ses çıkartmaya başlıyor. İnci çıkarıp diğerlerine takabilmemiz mümkün gibi. Böyle Hypnorder aynaya dokunduğunda böylece aynaya dokunuyorsun. Böyle yarım saniyeliğine ya da bir saniye böyle ayna varmış gibi hissediyorsun ama sonra birdenbire elin içeri doğru giriyor aynadan. Elin içeri doğru girmesiyle birlikte adeta böyle bir vakuma açılmış bir uzay boşluğuna açılmış bir kapı gibi mağaranın içinde çok ciddi bir vakum oluşuyor. Bu ayda. Ve hepinizi ayna içine doğru çekiyor. Burada ben cutscene sokarak uzakta olan arkadaşları da alacağım ki grup bölünmesin. Herkes için uygunsa. Tabii. Ben bu vakum şey sırasında bağırıyorum. Var vücut tak şeysin. Niye dokunuyorsun diye bağırıyorum. Derdin neydi abi? Güzel bir şey çıkarsa bu inciyi söküp diğerlerine de takalım bence. Olabilir. Bu adam sürekli dağdan yürüyerek çıkmak yerine belli ki saçma olur yani öyle bir şey. Büyücü adam sürekli dağdan yürüyerek çıkıyor. İki gün tırmanıyor böyle. Portallarla gideceği yere gidiyormuş. Uçuyordur belki. Ekrana biraz zoom yapmanızı rica edeceğim. Bol altındasınız haritanın. Okey. Bir şey göremiyoruz ama. Hah. Yok görüyoruz görüyoruz. Bol alta gelin. Yeni. Okey. Böyle birdenbire kendinizi bir böyle adeta uzaydan çekilerek inmiş gibi kendinizi bu odanın ortasında buluveriyorsunuz. Tavandan iniyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ama sonrasında tavana baktığınızda taş bir tavan görüyorsunuz. İç kapısı olmayan bir odadasınız. Odanın içinde 4 tane ayna var. Aynaların etrafında bazı mumlar yanıyor. Masanın ortasında bir tane mum yanıyor. 1, 2, 3. Aha anladım. Diğer şeyler, camlar şeyden kırılmıştı. Ratmodar servantlarını oraya sokmuş sonra kırmış çıkamışlar diye ki ölsün onlar. Aynalarda ne görüyoruz abi? Günlükte öyle yazıyordu. Hacı tabii. Aynalar içi boş aynaya benziyor daha önce gördüğünüz. Dokunduğunuzda nereye gideceğinizden emin değilsiniz ama bir yere gideceğiniz belli. Ben şu sağ üstteki masaya bir bakıyorum ne var diye. Şöyle şu iki ayna kırılmış gibi gözüküyor. Onun haricindeki aynalar aktif. Sağ üstteki masaya bakmak istiyorum. Şöyle burada 5 dakikalık bir ara vereceğim. Aç molası. Sonra devam edelim arkadaşlar. Tabii ki. Okay. Thank you.
DM geldi. Ses. Alo. Bekleyelim bile toplanmasın. Faruk hiç masa tenisi oynamaya çağırmıyor ona. Ben de oynamıyorum ki ya. Oynasam çağırır. Mustafa bizim iş yerine gel. Masa tenisi oynayalım. Nerede? Waterloo Town Center'ın orada. Hafta sonu gidiliyor mu? I'm not sure. Okay, pazartesi geleyim. Okay. Enes burada mısın? Yep. Raket falan var mı? Var. Okay, herkes burada galiba. Ben başlıyorum arkadaşlar. Evet. Ne yapıyorduk? En son bir odaya ışınlanmıştınız. Ben sağ üstteki masaya bakacaktım. Tamamdır. Hop oradayım. Efsane kötü investigation'ım bu. Masanın üzerinde hadi böyle bir şey görüyorsun. Küçük bir not defteri görüyorsun. Bir de kalem görüyorsun. Not defterinin de köşeleri hafif kanlı. Kalemin üzerinde de kurumuş kan lekeleri var. Kurumuş kan lekesi derken tutmaya ne mi ucunda falan mı? Kalemin bulduğu yerde. Üzerinde tamam. Kan lekesi var işte. Not defterinde ne yazıyor? Not defterini açıyorsun önce. Kanlandığı için çoğu sayfası okunmuyor. Son sayfalara doğru geldiğinde not defterinin şeye ait olduğunu anlıyorsun. Bir maceracı burayı bulmuş ve lootlamaya çalışmış. Bir grup maceracı. Not defteri okunmuyor mu dediniz? Çoğu sayfası kanlandığı için kandan dolayı okunmuyor. Kurumuş kanla birlikte çürümüş ama bazı sona doğru bazı sayfaları okunur. O sayfalardan anladığı kadarıyla burada bir grup maceracı burayı şey yapmaya, lootlamaya çalışmışlar. Okay. Sonrasında buraya sizin gibi ışınlanmışlar ve burada kapalı kalmışlar. Tam olarak neden bahsettiğini anlayamıyorsunuz her yere okumadığı için ama diyor ki şu ana kadar 10 oda keşfedebildik. Ama hala çıkışı bulamadık. Siyah odalarda güvende olduğumuzu düşünüyoruz. Mermer zeminli odalarda güvende olduğumuzu. Ama taş odalarda enteresan yaratıklarla karşılaştık diyor. O karşılaşmalarından birinde de çok ciddi bir şekilde yara almış. Notun sonuna doğru yaralarını tedavi edemediğinden, rationının bittiğinden bahsediyor. Çok ümidi kalmamış gibi gözüküyor. Cesek var mı cesek? Ceset burada yok. Şu sarı şeyler ne, mum mu? Evet, mum. Mumlar acaba bunlar mı koydular işaretlemek için? Ne nereye gidiyor anlamak için? Mantıklı ne abi? Şöyle hala yanıyor mumlar. Muhtemelen o kadar uzun süre yanamazlar diye. Biliyor musunuz? Teori. Burası zamanın dışında bir oda. Bork hangisini sorun abi? Hadi bir şişe. Boş ve çatlak bir şişe. Ne varsa içinde uzun zaman önce tüketilmiş. Abi ben şu aynaya dikkatlice bakıyorum. Ne görebiliyorum? Çok şey... Hacı sonsuza doğru giren bir tünel gibi gözüküyor. Adeta iki aynayı sırt üstüne koymuşsun da bakıyorsun gibi ama ortada sen yoksun. Ben Vamir'e gidiyorum. Hocam bu mumlar büyülü mü? Bir baksana diyorum. Tabii efendim.
Yok canım, normal aynalar. Arkanı atıyorum. Mum diyor. Mayda diyor. Atacağım. 16. Hacı, böyle mumlarda bir büyülü bir şey var mı diye sezmeye çalışıyorsun. Sezmeye çalışırken böyle odaklanırken sezgin iyice açılıyor. Ama etrafta çok fazla böyle şey var. Böyle arkana ağları var diyeyim sana. Büyülü enerji ağları. Böyle bir overwhelm oluyorsun. Neyin neye bağlı olduğundan emin değilsin. Ama belli ki çok fazla büyülü şey var mı? Arkadaşlar bence bir aynadan atlayalım. Yapacak bir şey yok. Bu ikisi çalışmıyor mu? Hangi ikisi çalışmıyor? Soldaki ve aşağıdaki çalışmıyor. Ben şunda iki mum var. Mum sayılarına dikkat ederek geçelim diyorum. Ben sağdaki gideyim diyorum. Hangisinden geçiyorsunuz? Ben ikiden gidelim diyorum. Ben çok konuştuk deyip direkt sağdakini elime atıyorum. Ben iki ama. Tamam, birazcık bölünüyorsunuz gibi ama bölünecek misiniz? Birlikte mi gideceksiniz? Hocamlar, benim teorim var. Çıkışı bulamamışlar 10 odada. Belki de belli bir sırayla falan geçmek gerekiyordur. Sağdakine tamam. Mi giriyorsunuz? Tamam, 3'e elimizi attıysak girelim. Hep birlikte gidelim bence. Tamam. Bir sağdakine girilmiyor. Bir oynatmayın karakterleri. Abi ben kılıcımı çekmek istiyorum girmeden önce. Tamamdır. Ready action hazırsın. Bir olursa sürpriz yemeyeceksin. Siyah olabilir. Siyahlar okey diyorlardı. Şimdi ortada kaç mum var? 2 mi? Evet. 2, 2, 1. Ortada da mumların konumları da etkileyebilir şey. Alttaki ayna çalışmıyor. Mumlu aynalar çalışıyor. Ortadakiler kan mı? Hacı, ortada böyle bir işkence yatağı gibi bir şey var. Kurumuş kan lekeleri var üzerinde. Ama ne, uzun süredir kullanılmadığı belli. Demirleri falan paslanmış artık. Arkadaşlar, benim şöyle bir teorim var. Siyah yerler safe diyorlardı. Demek ki burası... Siyah safe sıkıntı demişlerdi. Mermer safe demişlerdi. Taş sıkıntı demişlerdi. Diğerleri hakkında fikirleri yok. Buyurun abi bey diyorum. Bu ayna kırık. Evet, evet, o ayna kırık. Bence aynaların yanındaki mum sayıları o aynadan geçtiğimiz odadaki çalışan ayna sayısını indikate ediyor bize. Şu ayna, şu ortadaki iki ne demek? Biz abi şundan mı çıktık? Burada olması... Hayır, odanın ortasında belirdiniz bir. Ha, okey. Burada olması, bu orada olması ne diye fark edecek o zaman? Onu tam emin değilim. Vamir, o zaman şunu şöyle test edebiliriz. Şu aynadan girelim. Bakalım. Aynen, ben de onu çalışıyor. Sağdakine gidip bakalım. Okey. Karakterleri sağdaki oynatmayın. Sağda hayır vardır diyoruz ve sağdan gidiyoruz. Karakterleri evet oynatmayın arkadaşlar. Ben odadan odaya geçişler. Tamam, benim teorim çok mantıklı değil. Bu mermer mi, taş mı abi? Taş galiba. Ben burası ben mermer. Mermer, okey. Ben de bir iddiam var. Şuradan bir mum alıp şuraya koyabilir miyim? Buldum da zeki birisi olmadığım için söylemeyeceğim. Kaç oda birisi. Gerek yok ona ya. Kaç oda gittiğimizi belirliyor mum sayıları. Aynen. Ne yapıyorsun Cad? Bir neyse, ben de yapmayayım o zaman. Arkadaşlar yani... fark ettiyseniz kırık camlardan gidemiyoruz. Fakat evet, tamam. Ama bir şöyle, biraz meta gaming oluyor. Ne diyeceğiz ki? Bakın 3 sağ ödede belirdik falan diyeceğiz. Puzzle öyle koyulmuş, onu da anlıyor. Yani puzzle öyle yapılmış, biz ne yapalım? Yerler taş mı? Bence bu bilgiyi anlamanızda bir sıkıntı yok çünkü başka türlü çözmeniz zor gibi.
Bakın bez yerler taş. Harita fark ettiyseniz burası sağda bitiyor diyorum. Burası mermer oda bayrağı. Mermer oda mı burası? Evet. Güvendeyiz yani. Good günlüğe göre. Evet Cad, ne yapıyorsun? Şimdi ben şunu test etmek istiyorum. Meta gaming yapıyoruz madem. Öyle bir dakika. Bunların sayısını değiştirerek. Evet, karakterlerinize göre oynamayın. Kendinize göre oynayın. Bu zor bir puzzle olabilir biraz burası. Mumların şöyle sayısını değiştirerek gideceğimiz miktarı değiştirebilir miyiz? Ben onu merak ediyorum. Ona bir bakalım. Bir de ortadaki mum sayılarının önemi nedir? Onu bir anlamaya çalışabiliriz. Sadece yedek mum mu yoksa bir olay mı var? Evet, ne yapıyorsunuz? Şu an üçüncü odadayız. İlk girdiğimizde bir mum vardı, ikinci girdiğimizde iki mum vardı, üçüncü girdiğimizde üç mum var. O zaman bir turda yukarı mı gidelim, ne yapalım? Bence buradaki tüm oda, bu alttaki tüm odaları açmaya çalışalım. O yüzden sola gidelim. Tamam. Hmm. Oynatmayın karakterleri. Test etmeyelim mi? Şuraya gideceğiz. Önce gidiyor musunuz? Soldaki aynı mantık. Şöyle yapalım. Ah, tehlikedeyiz. Mermer bir odadasınız. Gene mermer. Bak bu sefer 4 var ortada. Bak 1'di, 2'ydi, 3'tü, 4'tü. Şu an 4'e geldik. Yani doğru gidiyoruz bence. Tamam, şuraya gitmeye çalışalım o zaman. O zaman bir mumu çekelim. Sağa mı? Ben, bence oraya gitmek yerine. Gidersek geri gideriz şuraya. Bir şey diyeceğim. Cadın dediği gibi. 1 değil 2 mumu yukarı cama koyalım. Yukarı aynaya. Direkt 5 yukarı çıkmayı deneyelim. Neden? Giriş sol alttaysa çıkış sağ üstte. Ya şimdi şunu mum sayısını değiştirebildiğimiz sanmıyorum. Mum sayısını değiştirebiliyor muyuz? Deniyoruz ya. Şundan bir tane alalım. Ben bir tane alıp bir tane buraya koyuyorum. Hacı, mumu almaya çalışıyorsun. Elin mumun içinden geçiyor. Adeta bir hologram gibi. Ne oldu abi, dedim ben size. Bunu öğrenmiş olduk değil mi? Doğru diyorsunuz efendim. Tebrik ediyorum. Güzel düşünceydi ama. O zaman şu an bir sola gitsek metagaming'den de çıkacak yani. Nereye geldiğimizi bulmuş olacağız. Metagaming konusunda rahat olun arkadaşlar. Okey. Bir dakika, masada bir şey var. Şapka var. Bir büyücü şapkasına benziyor Sivri. Alıyorum şapkayı. Eski Old Fashion büyücülerin giydiği bir şapka belli ki. Nuri Bey'in başında benzer dizaynda bir şapka hatırlıyorsunuz. Ulan benim bu sana yakışır diyorum, böyle uzatıyorum. Bir giy bakalım. Modası geçti ondur. Hocam ona bir arkan at, belki özel bir şapkadır. Ben bir giyeyim. Atayım. 13. Hacı gene aşırı yoğun bir arkanı var ama bundan ayrı bir şey alıyorsun. Kafama takıyorum abi. Tamam. Abi, bir şey hissediyor muyum? Bu durum beni biraz düşündürdü. Ben bakın, ne zaman arkana çek atmak istedim, benim beyin fonksiyonlarım yetmiyor bu ağları çözmeye. Ben diyorum ki, düşünüyorum kendi kendime ve aklıma şu geliyor. Benim vakti zamanında geçmişte yaptığım bir takım araştırma ve projelerde laboratuvar ortamında bazı yaratıkların fonksiyonlarını geliştirmek için farklı malzemeler kullanıyorduk. Okay. Yedirip içiriyorduk. Bu bulduğumuz toz da onlara benziyor aslında fonksiyon olarak. Okay. Ben abi topladığım tozdan ufak bir şey alıyorum ve bir güzel kokluyorum. Birbirimizi öldürmeye hemen gidiyoruz. Nasıl böyle diziyorum? Nasıl böyle? Yanında uyuşturucu çekerken o. Şimdi bunu yaparsan con-save atacaksın ama disadvantage'le atacaksın bu sefer. Çünkü peki geçersem ne olacak? Ağzın kavuralı değil, bildiğin burundan çekiyorsun artık. Tabii, peki geçersem ne olacak? Geçersen şeyin çok güçlü. Ne olsun? Your immune system is too strong to get high. Ben baltamı hazırlıyorum böyle. Vamir'in kollarına böyle sarılalım.
Yani şöyle şu an bulmacayı çözmek için high brain function gerekiyor acı. Bunu feda etme ihtimalim var. Emin değilim bu session'da nasıl olur. Ama bakın, deneyebilirsin. İşte ben şu an şunu düşünüyorum. Bu bir büyücü olarak buradaki arcane ağlarını çözemiyor oluşum beyin fonksiyonlarımın yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yok şöyle, ama büyücü olarak bu yüksek olduğu için uyuşturucu çekmez. Öyle. Bence... Hayır, uyuşturucu değildi. Uyuşturucu diye bir şey yok bu çağda. Arkadaşlar Vanir şunu bilebiliyorsun. Aşırı yoğun büyülü şeylerin olduğu yerlerde bu daha önce de senin tecrübe ettiğin bir duygu aslında. Şimdi şu an Intended odadayız bu arada arkadaşlar. Dördüncü odamıza girdik. Dört mum var. Beşinci odaya girelim bakalım beş mum olacak. Ama Intended rotadan devam etmemiz lazım. Arif kafana taptığında isterim. Şapkayı... Arkadaşlar... Şapka seninle konuşmaya başlıyor. Oho bir saniye bir saniye. Şapkayla konuşuyorum arkadaşlar bir saniye diyorum. Şapka diyor ki ey ne zaman yıkadın en son saçını falan diyor. Bir süre oldu maceradayız diyorum. Evet belli kokmuşsun yani. Kusura bakmayın diyorum. Biz burada ne yapmamız gerekiyor diyorum bir sen biliyor musun? Çoğu insan çıkmaya çalışır buradan. Yani eyvallah nasıl çıkılır sen bir fikrin var mı? Emin değilim diyor. Gözüm yok benim diyor. Ne görüyorsun diyor. Yani 3 tane ayna var çalışan diyor. Bu aynalar bizi bir yerlere götürüyor diyor. Birisinde 2 mum, birisinde 1 mum, birisinde 3 mum var diyor. Diyor. Aynalarla ilgili çok bir yorum yok gibi. Emin değil aynaların ne işe yaradığını. İyi eyvallah ben seninle birazdan konuşurum diyorum çıkartıyorum. Okay. Ortadaki mumları da mı hareket ettiremiyoruz peki? Onlara da ben bir dokunacağım. Arkadaşlar diyorum. Bir düş bakın soldaki ayna bizi geri başlangıç noktamıza götürecek. Sağdaki ayna ikinci odaya götürecek. Tek buradaki optionımız zaten doğru yoldan gittiğimize göre üçüncü aynaları diyorum. Yukarıdaki aynaları diyorum. Ona şey yaparız da. Geri gidip oradaki şeylerle de mi bir iletişim? Ama yok? Şu anda doğru gidiyor gibiyiz. Bak 1, 2, 3, 4 şu anda. O yüzden 5.'yi bulmak için bence yukarı çıkmamız gerekiyor. Bir uzansak filan. Masadaki mumları almaya çalışıyorum. Ben onlara da dokunamıyorum. Aynı efekt de masadaki mumlarda da var. Sıcak mı peki? Sıcak değil. Arkadaşlar bence yukarıdan gidelim. Evet karar veriyorum. Hani çok vakit harcamaya gerek yok. Bence en sağdan yukarı çıkmak daha mantıklı olabilir. Bu uzaklaşmadan. Bir çıkalım mı diyorsun sadece? Karar verin hızlı. Ya bu dördüncü şeydeyiz işte. Dördüncü odadayız. Doğru gidiyoruz şu anda. Niye yanlış yere sapmaya çalışıyoruz? Bence de ben o konuda katılıyorum. Tamam hadi girelim o zaman. Üstteki yukarı mı? Beş mum varsa doğru rotadan ilerliyoruz. Bence ben gidelim yukarı. Çıkacağım. Karakterlerinizi oynatmayın. Hoppala 5 mum. İşte bu ya. Bir saniye. Bir o zaman kaç şöyle yapabiliriz. Aa kılıç. Kırık. Aa kılıç. Nedir bu? Şunlar nedir abi masadaki? Aa kılıç. Kaç çıktı? Bir dakika. Dur hemen. 1, 2, 3. Yalnız meta gaming yapıyorsak onu söyleyeyim. Biz geçtikçe DM mumları ayarlıyor bence. Yok mumları oynayamıyorum ben. Bunlar haritada abi. 5 şey atlamadık mı biz az önce yukarı çıkarken? Şu an. Onun sayısı farklıdır belki. Abi ama siz fazla çıkardınız biz sanki. Bakayım. Yanlış mıyım? Şu an bir, rol 20 birazcık neydi? 3 tane çıkmamız gerekmiyor mu? 4 tane çıktık galiba. Evet evet şöyle alayım. 5. Burayı görmedik. Burada da 5 mum. Görebilirsiniz. Tamam teorimiz değişmedi. Burada da 5 mum var. Tamam doğru o zaman. Doğru gidiyoruz ya. Şu an okey doğru gidiyormuşuz. Şu an yukarı çıksak yine 5 mum olacak. Abi şuraya gidiyorum. Şuna bakıyorum neymiş bu. Hadi bir şey bu. Nedir o? Kompas. Ula.
Oo. Al bunun ne oldu? Alıyorum elime. Alıyorsun hocam. Bakıyorum neyi gösteriyor. Bir göstermiyor. Dönüp duruyor. Oyuncu da mı dönüp duruyor? Evet. Ha. Ben de alabilir miyim? Cebime atıyorum. Oh, ha bak, bak mı istiyorsun? Bak. Buyur diyorum. Investigate edeceğim. Okay. Bu ne abi? Çalışıyor mu? Hacı tuvalet bayağı da temiz duruyor. Bir an. 1 artı 3, 4. Modern şeyde olmadığınız için bunu biliyoruz mu? Şey oldu. Biliyorsunuz canım, görmüşsünüz. Okay. Sarayda falan var mermer tuvaletler. 4 investigate attı abi arkadaş. 1 artı 3. Hacı sarı sarı belki altında olabilir mi? Oo aldım. Yo ben de yok, ne oluyor? Değersizmiş ya diyorum. Tamam, evet, ben de o zaman diyorum. Evet, what you guys doing? Şimdi bir şey çözemedik. Boom teorimiz çöktü. Yukarıdaki çalışmıyor anladığım evet. kadarıyla. Yukarıdaki çalışmıyor. Alttaki 2 diyor, buradakiler 1 diyor. Bu sol şeye geçebiliriz ya da sağa doğru, sağ üst köşeye hedefleyeceksek. Sağdaki mantık mı? Hep güvenli odalara denk geldik bir de. Evet. Şimdi ya sağa gideceğiz ya aşağı gideceğiz. Sağdakine gidelim bir tane. Sağ mı? Sağ mı? Ben de sağ okuyayım. Şu odaya gitmeye çalışalım mı? Hangi odaya? Hangi odaya? Ben de o odaya evet, gitmek odaya. İstiyorum açıkçası. Bence o odaya gitmedim. Onun için sağa sağ gitmek okay. mantıklı. Tamam sağa gidelim hadi. Hangi odaya gitmek istiyorsunuz? Sağ. Arkadaşlar tüm odaları okay. explore yapmamıza gerek yok bu arada bence. Şu odaya. Aha. Aha. Burası ne? Bir sofra var burada. Sofra yarı yenmiş, yarı yemekler var. Yemekler sıcak gibi gözüküyor. Burası taş mı abi? Taş değil. Mermer de değil. Mozaik gibi duruyor yer. Ha. Gene de kılıcımı ben çekiyorum. Ben de kılıcımı çekip bir şeylere vurmak istiyorum eşyalara. Tabii. Neye vuruyorsun? Koltuğa vurdum bir tane. Koltuğa vuruyorsun. İçinden böyle hafiften beyaz pamukumsu bir şey çıkıyor. Okey. Ben yemeklerin tadına bakmak istiyorum. Ya da ama bir geldik. Büyülü bir mekana geldik. Sıcak yemek var bunu. Bu ucuz şey olmuyor diyorsun. Bu kartlar şeyleri olmuyor. Protein gibi. 101 ya. Ortada tabakların birinde böyle bir tavuk butu var. Alıyorsun. Sıcacık ve lezzetli. Çok çok hafif tadına bakıyorum başta. Lezzetli gözüküyor. Ben hafif böyle bir çekmiş olayım da. Ha. Yani güzelce kızarmış. Üzeri böyle baharatlı. Ben uzaktan izliyorum canı yerken. Yiyorsun. Gayet de lezzetli. Evet. Burada 4 mum var. Meali nedir ha? Şimdi her sıra kendi içinde numaralı olabilir. Hı hı. Bu arada şuraya gidebiliriz şu anda. Evet. Evet. Oraya gitme planlıyorduk. Orayı deneyelim hemen o zaman. Orası da 5 numara olmalı. Aşağı mı gidiyorsunuz? Bakalım deneyelim. Aşağı gidelim bence evet. Tamam, oynatmayın karakteri. Yok ya şurası 4. Şurası 4'tü. Burası 5'ti. Ha 5 gerçekten. Her sıra o zaman kendi içinde 1, 2, 3, 4, 5 diye numaralı diyebilir miyiz? Evet. O zaman bir sudoku olayı var. Belki de. Masanın üzerinde küçük bir sandık var. Bir de küre var. Şurası tehlikeli atabilir miyim? Can bir küre atabilirsin tabii. Burası tehlikeli odalardan. Şeyimize 15. Göre. Hayır burası da mozaik. Yukarıdaki gibi. Mozaikler şeydik. Mermer ve şeyler şey yapalım. Küreye odaklandıkça böyle küreyle beynin içinde küçük bir bağlantı gibi bir şey hissediyorsun.
Küre sana bazı şeyler göstermeye hazır. Göstersin abi, izliyorum. Yalnız abi, bir şey gösterici. Nasıl yani? Bir İstediğim yer şey gösterici. Yani. Şöyle yani, odalardan birini sana gösterecek. Bana çıkışın olduğu odayı göstersin abi. Odur olduğu odayı bilmiyorum. O zaman bana şuradaki odayı göstersin. En köşedeki. Merkezdeki odaya da bakabiliriz. Buradan gidebileceğimiz bu oda var. Bence oraya bakabiliriz. Ha, oda mantıklı. Köşedeki odaya baktık arkadaşlar. Böyle odanın içinde küçük bir piyano görüyorsun. Kürenin içinden. Hatta piyano hafiften de çalıyor, müzik sesini duyuyorsun. Okey. Of, kürede speaker mıymış? Ben sandığa yine kılıcımla bir dürtüyorum sandıkları, tahtaları. Tamamdır, dürtüyorsun, bir şey yok. Sandıkların içi boş gözüküyor genelde. Bir tanesinde 4-5 tane elma buluyor. Elma mı? Evet. Kutulardan mı bahsediyoruz, sandıktan mı? Kutulardan. Ben şu sandığı bakıyorum abi, investigate atıyorum veya atayım mı? At. Okey. 9. Hadi, sandıkta çok bir şey gözükmüyor, tuzak muzak. Direkt açıyorsun. Alıyorum, sallıyorum. Sallıyorsun. Yani içinde ne var gibi. Para sesi geliyor içinde. Oho, açabilen var mı ya diyorum. Yetti mi ki? Yani açmaya çalışıyorum normal bir şekilde. Açıyorsun, direkt açılıyor. Ha, okey. Kaç para çıkıyor? 29 altın çıkıyor. Ha, hepsini cepliyorum. Ben bu elmalara bakabilir miyim? Paylaşalım diyorum, şaka yapıyorum. Tabii. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Ben 4 gold alırım diyorum. Herkes 5 gold alsın. Tamam, şey yaptı, fedakar. Ben politika yapıyorum burada şu an. Ama siz fark etmiyorsunuz tabii ki. Ben hani beni iyi birisi olarak görüyorsunuz. Eyvallah. Survival check atabilir miyim elmalara? Zehirli mi değil mi anlamak için. Atabilirsin. Kaç elma var dedin? 4 mü? 5-6 tane. 11. Bence elmalar gayet güzel kokuyorlar. Taze de gözüküyor. Birini yiyorum, diğerlerini de arkadaşlara ikram ediyorum. Diyorum, bakın güzel elma buldum. Diyorsun, böyle ekşi kütür kütür bir elma ağacı. Oo, güzel. Gayet de lezzetli. Beyler, burada öleceğiz. Haberiniz olsun. Şimdi adam yemeği bittiği için ölmüştü hocam. Yukarıda yemek var ya, sıcak sıcak. Her gördüğünüz yemeği yemeyin. Şuradan girelim mi hocam? Burayı sevmeye başladım ya falan. Ne yapıyorsunuz? Yukarı ya, çıkalım. Bu sayı şey yaptık, yukarı çıkacağız artık. Rahat okay. Başlar. Birdenbire goblin çığlıkları duyuyorsunuz. Okay. Üzerinize oklar fırlamaya başlıyor sağdan soldan. Herkesten bir dakika. Bir ne? Dakika. Bir dakika. Ha. One minute. Bir dakika 10 tur demek ha. Masada da mı goblin var abi? Evet. İşte direkt masanın üstüne çıkmışız da kenarda. Goblinler var. İki tane goblin var. Evet, inisiyatif alalım. İnisiyatif.
Hadi artık şu artı 8 bir işe yarasın ya. 20. Okey. 9. Yaramadı ya. 11. 11. 16. Dex mi atıyoruz ha? İnisiyatif. İnisiyatif atıyoruz. Hocam, critical roll'da aynı inisiyatif atanlar dexlerine bakıyorlar. Kim önce gidecekti? 24. Geç aferin onlara. Sen kaç alettin ki Mustafa? 11. Artı 8. Inspiration kullanıp art. Yok ya. 11 artı 8'im var. Böyle karelere bir yerleşirseniz masanın etrafında. Hızlıca. Masanın üzerinden yenin, evet. Arif seni şöyle alacağım. Masanın etrafında olmak. Oğlum ben şuradaydım da abi, o yüzden oraya geçtim. Okay. Yani masanın etrafında ışınlanıyorsunuz. Herhangi bir ordunuz yoksa. Hı hı. Evet. Hit in order. Sana bir ok geliyor. 19 vurur mu? Vur. 3 piercing damage alıyorsun. 3. Evet. Okay. Arif sana 24 geliyor. Vurur abi. 5 de sen alıyorsun. 5 mi? Evet. Tamam. Vamir sana 23 geliyor. Vurur abi. 5 de maçta sen alıyorsun. Ben hemen reaksiyon gösterebiliyor muyum şeye? Ork sana da 18 geliyor. 18 vurmaz. Adam reaksiyon verecekti bana. Evet, adam protection. Verebilirsin reaksiyon. Disadvantage atıyor ona. Enes'e atanımızı disadvantage atıyor. Evet. Crit attı. O zaman az önceki sanıcı alıyoruz. Az önceki sanıcı alıyoruz. Neyse, reaksiyonu kullanmış ol. 18'de vurmuyordu ben. Tamam, aynı şekilde. Tamamdır. Cad 24. Vurur. 6 slashing damage alıyorsun arkandakinden. Zaran 10 atıyor arkandaki. Vurmaz herhalde. Okey. Resist tur bittiğine göre sıra Zaran'da. Evet. Bunların boyutu ne abi? Hadi bunlar belinize kadar falan geliyorlar. Belki birazcık daha uzunlar. Ben şöyle geçiyorum. Birini şuna, birini de şuna. Blast mı atıyorsun? Evet, Eldritch Blast. Tamam. 18 birincisi. Vurur. İkincisi de 11. 11 vurmaz. Okey. Damage'ını atayım. 11 vurdum. Artı 3, 14. Bir de bunu uçuruyorum abi. Bunu artık kime çarparsın? Arif ile Itnordin arasından uçuyorum. Ve yere düşüyor. Prone şu anda. Tamam. Yat, sıra sende. Tamam, ben bu arkadaşa Reckless vuruyorum. Tamam. Rage'de değilim ama. Eksi 5 alıyorum. Dokuz vurur mu? Vurur. 19. 9 vurmaz. Bir daha vurmaya çalışıyorum. Tamam. 27 vurur mu? Vurur. 23 damage vuruyorum. Acı direkt
Baltanı indirmenle birlikte masanın üzerine sinek gibi yapışıyor. Güzel. Great Weapon Master özelliğimi kullanarak şöyle yürüyüp bonus section'da buna da vuruyorum. Tamam. Yine eksi beşli. Okey. Zaran buna kaç vurdun? 13 mü? 14 mü ne var? Böyle bir şey var. 11 vurur mu? 11 vurmaz. Maalesef vurur. Tram bitti. Tamamdır. Zaran burada duran sana magic bir sayı atıyor. Hayda. Atsın abi. Dört tane misil geliyor üzerine doğru hacı. Altı damaç alıyorsun. Pardon. Bonus action'ıyla da Misty Step atıyor. Ork Borg sıra sende. Okey. Ben Sunbraid'i zaten çekmiştim abi. Okey. O elemanlara dalak o zaman. Bu şey nasıl? Şuraya geliyorum. Tamam. Shield'ı şey yapıp Sunblade'ı two-handed yapabilir miyim? Böyle. Yapabilirsin. Okey. Sunblade'le bu elemana vuruyorum o zaman. Tamam. 27 vurur. Kaç damar? 11. Tamamdır. Var mı başka bir ekstra durumu ne? Bir daha atacağım. Yaralı gözüküyor. Bir daha Sunblade ile şey yapıyorum. Ekstra tamam. Atam. 12. 12 vurmaz. Okey. Bu kadar abi. Tamam. Şu an kalkansızsın. Okey. 19'dayım o zaman armor'la. Arif yanındaki goblin sana vuruyor. Vursun abi. 11 vurmaz herhalde. Vurmaz. Okey, ork önündeki goblin sana vuruyor. Okey. Crit fail atıyor ve sana vurmaya çalışırken yere düşüyor. Ignore dir sıra sende. Arif falan benden önce oynamıyor mu? Okay. Ben de uzattım. Okey. Ben şuna bir tane vurayım. Advantage'ın var yerde attığı için kılıçla vuruyorsan. Okey. Buna şov yapsaymışım iyiymiş yani. 25 vurur. 9 vurdum. Hadi yerde zaten çaresiz halde yatarken kılıcı batırıp çıkartıyorsun, direkt hızlı bir şekilde ölüyor. Okey. Şuna gidiyorum. Okey. Sıram. Vamir sıra sende. Mümkün. Ben abi Firebolt atıyorum. Tamam. Şu Mrs. Tepatan abiye şuraya geliyorum. Okey. Firebolt atıyorum. 27 vurur herhalde. Vurur. Bir kere vurur 27. Öyle bir sar ki.
10 yanma hasar abi. Amandır. 19 attım ya, hızlı kritik vuruyordum da. 10 save attığı için tutuş. Sıra mı ki abi? Arif, sıra sende. Kılıcımı ignite diye fısıldıyorum abi. Kılıcım yanmaya başlıyor. Nice. Gidiyorum. Şu arkadaşa vuruyorum. Bir okay. tane. Kaç vuruyorum? 14 vurur mu? 14 vurmaz. Tamam, bir daha vuruyorum. 8 de vurmaz herhalde. Maalesef. Evet. Tamam, bu kadar bir şey yapmıyorum aşkım. Tamamdır. Cihat önündeki sana vuruyor. Tamam. Disadvantage'da vurmayacak. Ben şey yaptım. 23. Vurur. 8 slashing damage alıyorsun acık. İntiharından. Ignore'dır. Senin yanındaki de sana vuruyor. 22. Okay. 4 slashing de sen alıyorsun. Uncanny dodge kullanıyorum. Laran, sıra sende. Laran. Ben abi. Sıra sende. Pardon. Şuna vuruyorum abi. Tamam. Bir de arkasındaki. Eldritch Blast atıyorsun herhalde. Evet. Okey. Birincisine 26. Tamam. İkincisine 16. Tamam. Öndekine vuruyor 26 mi? Vuruyor. Arkasındakine de 16 vuruyor. Tamam. Öndekine 8 vurdum. Tamam. Öbürüne de 13 vurdum. Arkadaki ölüyor acı. Enes de zaten vurmuştu onu. Öndeki de yaralı gözüküyor. İttirdim bir daha abi onu. 10 feet. Tamam. Ondan da biraz damaç oluyor. Bir 5 damaç da bludgeoning damaç. Duvara çarptığı için alıyor. Bura cadde. Şu arkadaşa baltamla vurabilir miyim? Tabii. Eksi 5 alıyorum yine. Reckless vuruyorum. Tamam. ...22... ...vurur. 20 damage. Acı direkt ölüyor o. Şimdi bonus action olarak ekstra bir saldırı kazandım. Şu arkadaşa bir cirit atıp sonra gidip buna vurmayı deneyebilir miyim? Yoksa çok aşırı mı? Öldürmeye birini sorgulayak ya. Goblin şeyimiz var. Öyle mi? Tamam, doğru. Şuna gidip saldırıyorum. Tamam. Yani size kadar katlayın. Tamam. Oo, crit vurdum. Okey. Kırk iki damaç. Hacı, diğerine gidiyorsun. Nasıl öldürüyorsun? Var mı özel bir şey? Ortadan iki. Ya ortadan iki, evet, yukarıdan aşağı doğru böyle. Ya böyle koşuyorsun ve hızlı bir darbeyle adım paramparça ediyorsun tek darbeyle. Arkadaki duvarın üzerine ve Hidden Order'in üzerine kan fışkırıyor. Ya ama arkadaşım, azıcık medeniyet, medeniyet. Son Goblin de korkmuş gibi gözüküyor. Böyle ellerini hafifçe havaya kaldırıyor. Kılıcını düşürüyor yere. Sıra hiç istiyorsanız. Sıra bendeyse ben öldürürüm. Ork korktu. Zaptan okay. sonra. O zaman konuşayım. Teslim mi oluyorsun diyor. Ne olur beni öldürmeyin diyor. Daha iyi dinle diyor. Goblin'ce konuşuyor. Goblin. Ben de anlıyorum. Burada ne işiniz var diyorum.
Biz burada doğduk büyüdük diyor. Ben hiç buradan çıkmadım diyor. Bu odada mı? Nasıl Goblince biliyoruz ama hani? Bu maze'de. Ya belli ki büyük, belli ki büyüklü bir yaratık bu. Bir tür summon, bir tür summon yani bu. Bence de makul. Öldürelim ya. Bence bir şey yok bu arada. Bence çıkış yolunu bulursak bunu da çıkaralım. Çıkış yolunu biliyor musun de? Çıkış yolunu bilmiyorum diyor. Ama diyor her yolun bir sonu var diyor. Her yolun sonunda da değerli bir şey var diyor. Oha. Okay, her yolun sonunda da değerli bak, bir şey. 6'dan para çıktı mesela. Demek ki 6 sonu yolu. Evet, bir tane de sıfırımız var artık bu arada. 6 mı? 5 mi? 6 mı? 5 ya. 5 pardon. Evet. Ha, burası 0. Bırakın beni gideyim diyor. Nereye gideceksin? Açacak. Yok. O zaman yok deyip goblinlere karşı şeyim olduğu için vuruyorum. Tamam. Ama şu an ayıp ediyoruz bence. He? Niye? Ya arkadaş vuruyor bile. Öbür seçenek şuraya götürmem yani. Sen anlamıyorsun bir sen dur. Tamam. O ikisi deyip Sunblade kaldı elimde. Sunblade'le vurdum. 17. Vuruyorsun hacı. Amacını da at. Amacını da atayım. 11. Hacı Sunblade'le böyle çok rahat bir şekilde keserek öldürüyorsun. Ateşler içinde küçük bir çığlık atıyor ama sesi çok da duyulmuyor. Bizim için orklar böyle bir savaş numarası atıp garip goblini öldürdü. Ben anladım. Şimdi ben şöyle biliyoruz ama her 5 iyi bir şey, arada sıfırlar var, onlar kötü şeyler anladığım kadarıyla. Ama neye göre bu yani? Bunlar şu an ne oldu ağam? Tamın neydi yani, etrafta şu an goblinleri inceliyoruz. Hacı etraflı içlerinde ne para var ne şey var. Sadece kendilerine göre yapılmış küçük silahları var. Ok yay, simiçer filan. Tabuttan olacak. Tabut. Hacı tabut yarı açılmış. İçinde ne varsa çoktan gitmiş. Ya alınmış. Ceset falan da mı yok? Yok. Vay da. O zaman bir sağ hareket eder. Arkadaşlar etrafta bir undead dolaşıyor diyorum ben. Şimdi undead sayılarla ilgili bir sıkıntı olan var mı? Sunblade'imiz iyi. Sayılarla alakalı... Kesinlikle yön bulma konusunda bir fikrim yok. Aynen. Şu 2, 1 neye göre onları bilmiyorum. Sadece istediğimiz her yeri acaba böyle düşünerek gitmemiz için yapılmış basit bir trik mi? Yoksa bir manası mı var bilmiyorum. Evet, ne yapıyorsunuz? Şimdi yani yukarı şeye gidersek 2 yukarı gitmiş olacak. O yüzden sola veya sağa gidebiliriz. Sağ mantık. Yapalım. Şimdi şöyle bir şey var. Alttaki aynalarda sağa ve sola doğru toplam 7'şer ayna var. Bu relevant bir bilgi mi bilmiyorum ama böyle bir şey var. 7 ayna mı var? 7'şer mum var pardon. Yani o hareketle alakalı yani şu an öyle bir şey görmedik. Beş mum var, onun manası mı var o zaman? What you guys are doing? Şimdi yeni oda explore edelim ya, sağa ya sola, evet. Sağa gidelim.
yine geldik kötü kötü bir odaya. Aha, dünya şeyi var. Yemek asa var mı bu odada? Yemek yok. Ben staff'a bakmak istiyorum. Ben de şuna bakayım o zaman. Tamamdır. Asıl Zeran'ın bakması gerekiyor şuna. Evet, ne yapıyorsunuz? Tarantı bulacak. Şeye bakıyorum. Şuna bakıyorum. Hacı, dünya haritasına bakıyorsun, böyle döndürüyorsun filan. Hiç daha önce görmediğin bir dünya. Kalar, şehir isimleri, hiçbiri tanıdık gelmiyor. O ne şey, bir de ben bakabilir miyim? Peki ne tür isimler var? Evet, tamam, bakalım. Nece yazıyor ya da? Kamon yazıyor isimler. Hiç bana tanıdık geliyor musun abi? Bana da tanıdık gelen bir isim yapıyor. Böyle çıkartıp not almaya başlıyorum abi. Ne yapmaya? Not almaya başlıyorum. Çizebildiğim kadar kıtaların şeklini çiziyorum ve not almaya çalışıyorum büyük şehirleri. Tamamdır. Bir ne alalım? Perception ve Sleight of Hand alalım senden. Hocam. Diğerleriniz ne yapıyorsunuz? Bence hazır gelmişken bir short rest alabiliriz. Abi, Perception 17, Sleight of Hand 23. Hacı, böyle dünya haritasını çiziyorsun, kıtaları filan. Belli başlı meridyenlere kadar filan çiziyorsun. Ekvator hocam falan. Ben... hepsini, uzak... şehir isimlerin hepsini yazman mümkün değil ama büyük şehirleri yazıyorsun, ülkeleri, ya. Sınırları az çok. Enteresan, tanıdık değil ama gayet detaylı bir harita çıkartıyorsun. Ben, benim elf ırkım F'ye biraz daha yakın bir ırk. Evet. Bu ışınlanma şeyini de oradan alıyor. Ben de bakabilir miyim? Böyle şehirleri bazen F'ye falan kaçıyor benim elf ırkım. Tamam. Bakabilir miyim tanıdık geliyor mu diye? Bak. Bakıyorum o zaman. Ben Tarant'a bakabilir miyim? Bir history check at. Oo. Ben anladım ama history check varsa da küfeyle alakalı. Abi, ben Tarant'a bakabilir miyim? Tabii. Vamir çizerken yanına geliyorsun. Abi diyorsun, Tarant diye bir yer var mı ya filan diyorsun. Ben de 17 perception'de var mı abi? Hadi, Tarant yok. Haydi. Yok diyorum. Kaç attın? 12. Yani hacı, belki şehirlerden bir tanesini duydun mu duymadın mı emin değilsin. Eskiden yani hikayelerde anlatılan bir şeylerden çağrışım yapıyor ama emin değilsin duyup duymadığını. Ben kendi kendime o zaman buranın Fey Wild olduğunu düşünüyorum. Tamamdır. Fey Miral miydi? Artık Real. Evet, ne yapıyorsunuz? Çumadaki asadan da çıktı. Hacı, çatlak bir asa. Ömer'e çatlak olduğu için geride bırakılmış. Dizaynıyla falan daha önce gördüğünüz bir asa. Aldığınız enerji birazcık size Nuri Paşa'nın oyunda da gösterdiği Wand of Magic Missile'ı hatırlatıyor. Tamir edilebilir mi? Who knows? Bir bakabilir miyim abi? Tabii. Ben de Magic Missile Wand var zaten şu an. Evet. Kendi elimdekini çıkartıp masaya koyuyorum. Ve ikisinin arasında nasıl bir fark var? Neresi hasar almış, ne yapmış? Yani dizayn olarak benzerler ama belli ki bu daha çok daha eski bir model. Tasarım falan öyle. Bir tarafında çatlaklar görüyorsun. Çatlaklardan bir tanesi wand'ı tuttuğun zaman senin üzerine doğru geliyor. Diğer çatlak da karşıya doğru gidiyor. Peki wand'ın etrafını ufak bir best alarak sıkılaştırabilir miyim? Yani şöyle parça eksik gözüküyor. Sıkılaştırsan da tam yerine oturmayacak. Hmm. Yanımızda dursun istiyorsanız. Olabilir belki. Şu da hamak mı? Evet, güzel bir hamak var orada. Short rest almamıza delalet eder bence.
Arkadaşlar siyah ve taşlı odalar, mermer odalarda güvendeydik. Teknik olarak burası ikisi de değil. Hayır, diğerlerini bilmiyorlardı sadece. Evet, diğerlerini bilmiyorlardı. Ve yani ona güveneceğiz mi? Yani orada bir şey yazıyor. Sonuçta... Ben bir yatıyorum üzerine. Hacı gayet rahat gözüküyor. Böyle millet orada uğraşırken harita, abi tarant var mı şu bu filan, fey mi lan burası diye filan millet şey yaparken hafiften böyle içinde geçiyor gibi. Duymak istersen uyuyabilirsin. Yemeğimi de yemişim. Ha. Ne dedin? Duymadım. Evet, yemeğini de yemişsin. Hafiften için geçiyor gibi. Uyumak istersen uyuyabilirsin. İyi, uyuyorum ben biraz. Short rest alıyor musunuz yoksa? Alalım ya, biz de bir dinleyelim. Alıyor tamam. Muyuz? Bir yarım saat kadar burada uyuyorsunuz. Interesting. Ve gayet refresh bir şekilde uyanıyorsunuz. Burada ben de çok kısa bir ara vereceğim. Sağ Denizli. Bir dakika sonra buradayız. Hiç aynı numaralı, aynı zeminli oda var mı? Aynı zeminli mi? Aynı zemin ve aynı numara. Şu anda yok gibi. Bir bağlantısı olabilir mi? Sanmam. Ama olabilir kesin. Eğer öyleyse 15 tane güvenli oda olacak, 10 tane taş oda olacak. Şimdi ya yukarı gideceğiz ya sağa gideceğiz. Abi sen, siz, ben siz devam edin, ben 5-10 dakika geliyorum. Acaba her odanın mı seviyeleri var? Sudoku gibi değil de. Mozaik 1, mozaik 2. Bir sıfır bozdu sudokumuz. Ya benim şeylerde 5'e 5 şey çıkarmıştım ama. Paten var mı bakalım. Şu an bizde mozaiklerden 4, 2, 5 var. Başka var mı? Mesela.
Şimdi... Hiç tamamını çıkarttığımız var mı mesela? Taşlardan... Siyahlardan... Taşlardan 1, 2 en altta. Siyahlardan mı? En üstte 5, aynı siyah mermerlerden. Taşlardan... Okta var. 4, 3... 5... Taşlar... Kırmızı mozaik 2-4-5. İki numaralı odadan iki mumluya geçince 3 numaralı odaya geçtik. Yo, iki numaradan bir anlamı yok. Hayır, anlamı. Doku zaten yanlışmış ya. İki tane beş yan yana var. Doku değil zaten. Belki de hareket sıfır. Hareket ettiğiniz gibi ya. Çok mesela düşünce. Şey düşün. Sıfırlı odaya getirince mum bir şekilde ışık koyarsak ya da ortasına çözülür mü diye. Sunblade'i basamaydım ortaya. Sunblade'e da gerek olacak gibi abi ya. Undead'ler dolaşıyor olabilir bu parti. O değil de buraya girmeden önce tam güzel bir taş yola doğru ilerliyorduk. Nereye girmeden önce? Bu aynadan geçmeden önce ilk. Şimdi şöyle, şu numara 4 numaralı oda. Bu odadan direkt 5 numaralı odaya geçiş olması lazım o zaman. Çünkü odalar sırayla gidiyor. Hangi odalar sırayla gidiyor? Yol var dedi ya. Yani 1'den 2'ye, 2'den 3'e, 3'den 4'e, 4'ten 5'e geçebiliyoruz. Öyle bir şey yapabilir. O zaman şu 5 numaralı bir odaya gidiyor. Evet, şurası 5. Ama burası başka bir yoldu. İşte burası, buradan başka bir 5 numaralı odaya gidiyor işte. Olabilir. Şuraya var. Şöyle yapalım mı? Şuraya var işte. Nereye? En alta. O zaman Murat Öz abi. Evet. Ha, öyle mi oldu? O mantıkla zaten o zaman buraya da var. 5'ten geldik zaten oraya. Yani 2 tane 5'e çıkıyor. Aynı yol diyor. O zaman şöyle olması lazım şu an Murat Öz abi. Şurası kırmızı 1. Şurası da kırmızı 1. Yok. Ya buraya, buradan 1'e gitmen zorunlu değil ama buradan 3'e gidebilirsin. Niye? Burası o zaman, şurası 3 olduğu için en alttaki, burası 4 olabilir. 4 var abi. Burası da 4 olabilir. Biz aynı renklere bakmıyor muyuz? Yukarıdaki tahta mesela, köşeli olan. Ama köşeli olan... O zaman senin dediğin gibi olsaydı... Ha, yani evet, senin mesela dediği gibi ise 2'den o zaman... nedir? Şeye devam ediyor. Eden bir yol var yani 3'e. Şu mesela alttaki de 3 olduğuna göre, 3'ün solundaki 2 olduğuna göre büyük ihtimalle burası 4. Çünkü oradan bir tane çıkıyor. Orası hangi rengin 4 abi? Sağ alttaki hangi rengin 4'ü? Bilmiyorum hangi rengin 4'ü ama hani 2'den 4'e geçecekse siyah birden, o aynı renkten siyah 3'e gittik değil mi? 2'ye.
Siyah 1'den siyah 2'ye gittik. O zaman öyle siyah bir yol var. Den, siyah 2'den siyah 3'e yol varsa şurası siyah 3'tür. Bunu test Allah edebiliriz. Allah. Bir aşağı inip yukarı çıkacağız. Tamam, bir aşağı inip yukarı çıkacağız. Burası siyah 3'te, teori doğru. Evet, evet gençler. Aleyküm. Ne yaptınız? Zaten şurada doğruluyor. Bu 4'ten taş 5'e, taş 4'ten taş 5'e geçtik. Okey, öyle yapalım o zaman. Şey 4'ten de mozaik 4'ten de mozaik 5'e geçtik. Abi bu 5-10 dakika sonra geleceğim dedi. Tamam. Devam edin dedi. Okey. Enes hocam burada mısın? Yesur. O zaman buraya gidip şuraya gitmek istiyoruz. Doğru mudur? Herkes evet. Kabul ediyor mu? Evet. Burasının siyah 3 olduğunu umuyoruz. Aşağı evet. İniyorsunuz. Bir aşağı iniyoruz. Bir aşağı iniyoruz. Şuraya çıkıyoruz. Burası siyah 3. Şimdi buradan yukarı çıkıyorsunuz. Evet. Siyah 3 değilse isyan edeceğiz. Ooo teorik. Aa, şurası siyah 4. Niye orası? Ben öyle karar verdim. Burayı siyah 3 nasıl buldunuz? Pardon. Aynı siyah 1'den siyah 2'ye geçiş. Siyah 2'den de siyah 3'e geçiş olması lazım. Aynı yoldan. Aynı. Desenler kesin geçiş var. Bir üst sayı. Ya bunlardan bir tanesi 4. Şurası bence ya, siyah. Hayır, 4. Orası siyah 4 olamaz çünkü 4 burada. Siyah Sudoku 4 burada. Sudoku gibi değil. Olamaz. Değil. Sudoku gibi yan yana 5 var. Yan yana 5 var. Sudoku gibi değil. Nerede yan yana 5? En üst hemen onun üstünde. Siyah 4 burası. Oradan siyah 5'e evet, geçiyor. Siyah 4 orası evet. Çünkü başka bir tanesinin oraya düz 5'e düz geçişi yok. Evet, ne yapıyorsunuz? Burası siyah 4. Siyah 4 olduğunu öğrendim. Burayı bir bakalım burada ne. Bir dakika, önce odaya bakalım evet. Hayır ama şurayı bilmiyoruz. Şuraya burayı bilmiyoruz. Abi. Bakın bir saniye, burayı bilmememiz lazım normalde, unutmayın. Nereye? O kadar da meta gaming yapmayın şurayı. Niye DM izin verdi? Oraya yanlışla gittik ya. Yani hayır, yanlışlıkla hayır. Gittiniz ama böyle öğrendikten sonra bilmiyormuş gibi yapmanıza gerek yok. Ya yapabiliriz kesin. Bize kalmış. Biliyormuş gibi nasıl yapacağız yani? Yani siyah 4'ün burası olduğuna emin olmayabiliriz mesela. Ama biliyoruz artık. Evet, ne yapıyorsunuz? Ya şu bıçağı ben alıyorum. Ançarsam. Öğrenmiş şu bıçak gibi gözüküyor. Ben bir arkana atabilir miyim yanına? Bayağı eski bir bıçak. Tahta sapı şöyle. Tahta sapı da tam sağlam değil yani, demir kısmı sallanıyor bu şu. Masaya şöyle bir şey yapabilir miyim? Kesik atabilir miyim? Kesik atıyorsun, kesik atıyor hacı. Zamanında iyi bıçakmış belli ki ama şu an bakıma muhtaç. Yüzeyi tamamen pas tutmuş. İyi koyuyorum. Tamam. Arkana makyaj. Alıyor musun bıçak? Ben almıyorum. Okey. Arkana atacağım mı? Ben sırf paslı bıçak atmak için birilerine alacaktım ama. Alabilirsiniz. Ben belki güzel bir şeydir ya. Blacksmith'e falan göstereceğim. Bir dakika ya, okay. Metagaming yapmayın. Firm teori yok da. Ben aldım o zaman. Tamamdır. Rusty Knife diye ekliyorum notlarıma. Okey. Okey. Şuna bakabilir miyiz? Bu ne dedi? Hacı, uzun bir ip. Kim ne için ne zaman kullanmış bilmiyorsunuz. Ama iki ucu kesik gibi gözüküyor. Yaklaşık belki okay. 50 fit uzunluğunda bir ip. İp de lazım olur deyip alalım mı? Alabilirsiniz. Okey, onu da ben alayım ben. Tamamdır. Şimdi o zaman renklerden birbirine geçiş var. Mesela siyah 5'i bulduktan sonra oradan bir tanesinin birine gitmemiz lazım bence. Bire gitmek zorunda değiliz. Bilmiyorum. Bence yol takip ediliyordur öyle bir. Evet, ne yapıyorsunuz? Bıçağı aldınız mı? Bıçağı aldık. İpi de aldınız. Sola gidelim o zaman. Sola gidelim. Sola mı sağa mı? Sola.
Aha not. Notları bir kura daha. Notlarda önce okuyor musunuz? Hı hı. Diyorum. Notlarda acı bir kısmı eksik, bir kısmı kayıp, bir kısmı kanlı gene ama okuyabildiğiniz sayfalarda burada kendilerini yani burada kaçmaya çalıştıkları çok güçlü bir yaratıkla karşılaştıklarını, savaşta arkadaşlarının çoğunun öldüğünü, kalanların da yaralı bir şekilde şeye dağıldığını, bu Maze'in odalarına dağıldığını ve birbirlerini bir daha bulamadıklarından bahsediyor. Okay. Aynı şekilde bir orb istediğiniz bir odayı gösterebilir size. Bence ya şuna ya şuna bakalım. Onlardan bir tanesi bir olacak bence. Hangisine bence bakacağız? Buna bakmış olalım. Bence ya bu ya bu. Karar verin. Tam yani bir bence harcamış olmaya ben razıyım. Neyi? Ya harcamış olalım bunu. Şeye bence de o şeye belki bakmış olalım yani. Meta gamingimiz kısalsın biraz. Bence de. Okey. Biraz kafa yoralım. Çözelim. Ne yapıyorsunuz? Ben buraya gidelim. 5'e. Şimdi bu arada bir de şu var. Buradan da demek ki şey var. Yani 5'in 4. bir şey de var. 1-2 1-2 O zaman şurası tahta 4 mi? Burası tahta 4 o zaman. Tahta 4, tahta 2 de olabilir. Tahta 2 olabilir mi? Hayır, 2-3-4-5 diye gidiyorsan tamam. Tahta 4 ya burası ya da burası. Aynen. O zaman burasının bir olma ihtimali azalıyor mu? Ne yapıyorsunuz? Bir dakika, önce burayı bir yağmalayalım ya. Ha, burada evet, güzel şeyler olması lazım. Burası 5 numara. Ne var, ben şu kılıca bir bakıyorum. Kırılmış bir kılıç var. Arif mi? Bu handed kılıç gümüş bir kılıca benziyor. Basmaz da yok üzerinde. Lakin parçalara ayrılmıştır. Parçaların hepsi de burada gibi. Şunlar ne abi? Sosis. İki tane sosis var. Taze gözüküyorlar, güzel kokuyorlar. Bu sefer cadı kaptırmadan abi gömüyorum. Tamam. Hafif böyle baharatlı kurutulmuş çocuk tarzında böyle. Hmm. Güzel. Bir tanesini cada veriyorum. Ben tokum arkadaşlar, şimdi paylaşalım. Ben o kadar da aç gözlü birisi değilim. Siz de yiyin. Nereden girdik buraya? Aşağı. Başka isteyen var mı diyorum. Sosis. Kimse çok ilgilenmiyor gibi sosis. Tamam, İyi yani, yoksa ben alırım o zaman. Aa, tamam. Çok geç. Kusura bakma. Kılıcın parçalarını topluyorum ben. Tamamdır. Evet, ne yapıyorsunuz? Not alayım. Kırık, gümüş kılıç diye. Two-handed sword vardı. Ondan atalım. Buradan sağ mı sola mı? Sağ mı sola mı? Sağa deneyek. Bir dakika. Bir de solu deneyelim. Şeyi görmüş oluruz. Şimdi bence solu deneyelim. Sol eğer sağdakinin, evet. İkisi ise veya şeyse, dördüyse oradan devam edelim. Dördün mü ona bakacağız, evet. Ola mı? Zaten ola. Tek yön. Okey. Güzel. Aç dördü, güzel.
Ortadaki sandığı açıyorum. Tamamdır. Ortadaki sandıktan 15 altın çıkıyor. Tamam. Bu odada çok fazla başka bir şey yokmuş. Herkese ikişer altın veriyorum. Aşağı iki tane mi şu an? Aşağı iki, sağ üç. Evet. İki, üç. Bir, iki. Hatta herkese birer altın daha veriyorum yani. Üç altın veriyorum toplamda. Ulan kendim mi almıyorum? Benim. Niye? Ben biraz zengin sayılırım zaten. Siz boş verin. Okey. Aşağı 2 gidebiliriz. Yana 3 gidebiliriz. Öbürünün yanına çıkıyor. 4'ten 5'e gidişte bir şey var mı? 4'ten siyahta 2'liden geçtiğimizde 5'e gitmişiz. Şurası 5. Şurası tahta 5. Mozaik'te 3'lüden gittiğimizde 5'e gitmişiz. Yani hayır ondan değil ama sanırım o 1 2 3 4 5 olayı hala şeyde geçerli. Horizontal bir şekilde geçerli. O yüzden şurada 5 olduğu için burası 5 değildir muhtemelen. Yani ama şöyle 5 farklı taban var. Hayır abi tamam vertical demiyorum. Horizontal da hala geçerli. Ha, horizontal. Şunu nasıl yapacaksın? Sıfırı ne yapacaksın evet. Oradan çalınmış. İşte oradakiler bilmiyorum oradakiler. Orayı ben... bir başka. Orası Joker olabilir belki. O zaman açar şu anlık dediğim gibi mantıklı. Şöyle bir şeye bakalım. Dörtlere bakalım. Tekrar. Belki yüksek numaralı şeyden geçmişizdir aynadan hepsinde. Beşe ulaşmak için. Yok öyle bir şey. Burada üç. Öyle bir şey yok. Nerede? Buradan üç. Aşağı mı sağ mı gençler? Aşağıyı deneyelim ya. Aha bir. Hop yanlışmışız. Taşın birine gittik. Tam bir yukarı çıkıp sağa gidebiliriz. Ama önce şuradaki notları bir okuyalım. Burası taş değil, burası marble. Doğru. Evet, marble'dasınız şu anda. Ben ortadakine bakıyorum. Şu notlara bakıyorum abi. Arif bir macen ağacının notları var orada. Adam puzzle'ı çözmeye çalışmış ama çözememiş. Halılar üzerinden bir denklem kurmaya çalışmış. Ama uzun süre denemeler sonra altına nöt düşmüş. Halıların çözümle alakası yok diye. Büyük harflerle. Eyvallah. Şu iksir mi? Kula ekme ya. Hacı kokluyorsun böyle. Böyle vişne aroması var kokuda. Tanıdık da bir koku. Healing potionlarınız böyle kokuyor. Bir kılıçla dokunuyorum mimik mi diye. Tabii. Sonra cepliyorum. Cepleyebileceğim bir şey değil. Üzeri açık bir sürahi bu. Şimdi bir sıkıntı var. Ha, okey. Yok sıkıntı yok. Şurası taş 2. Marble 3 burası. Marble 2 nasıl şurası. Nasıl gidiyorsun oraya? Sağ. Buradan sağa gidince buraya gidiyor. Hayır, 4 tane şey var. 1, 2, 3, 4 buraya gidiyor. Tamam, yanlış görmüşüm. Bir dakika, Mustafa ne diyorsun? Daha önceden içtiğim bir healing potion'ın boş flask'ını doldurabilir miyim? Yok. Okay. Bunu böylece ne alabilirsin, yapabilirsin. Şeyleri, nedir o? Bu torbalarınıza doldurabilirim. Ben birazcık içmek istiyorum abi. Tamamdır. 5 canım eksik. Şöyle açmış üç, olmak için açalım mı bu şeyi? 3'te 1'ini içiyorsun acaba ve 5 canını iyileşiyorsun. Taş 1 nerede? Taş 2. Taş burası. Sağda. Taş değil de marble. Marble 2 burada. Marble 4 açmış burada. Olmak için gidelim mi bir ara? Tamam işte bak 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Yani gerek yok bence. Açmış olalım ki görelim yani daha sonra onu. Yani belki not falan buluruz. Okey.
Healing potion içiyorsunuz mu, kalıyor mu? Ben o zaman doldurdum biraz abi. Şeyine doldurdun, o bir healing potion oldu. Normal mi? Evet. Cana zor insin diyorum yani. Ben için gayet okeydim. Ben yarımı aldım kardeşim. Bir içimlik daha kaldı. İçmek isteyen varsa, yoksa ne tarafa gittiğinizi söyleyin, bana götüreyim. Ben içiyorum o zaman. Ne kadar iyileşiyorduk? Bir healing potion kadar. Bu arada casterlara trade teklifim var. Pearl of Power verebilirim casterlara. Güzel bir şey karşılığında. Magic item. Ne yapıyorsunuz? Tam 1'e gidelim diyorlar. Aha. Sağ yani. Okey. Aha 2. Pardon, 2 demiştik zaten, tamam. 2 bakıyoruz burada. Onlar bakalım. Bir şey, varil neyi? Su dolusu rom var orada. Şimdi 5-6 şişe var. Üzerinde bir harita var. Haritanın üzerinde kırmızı bir X işareti var. Ortada bir orbunuz daha var. Sağda da hafif genç irisi bir iskelet var. Birazcık büyük çenesizdi. Bakmak istediğiniz özel bir oda var mı, yoksa ortaya mı bakalım? Bakmak istediğimiz özel bir oda var bence. Neresi? Şimdi... Abi şu harita ne? Şurayı biliyoruz. Şimdi biliyoruz. Üzerinde burayı kırmızı biliyoruz. X işareti olan bir harita acı. Yani... Öylesine bir yeri mi gösteriyor bu burayla ilgili bir şey? Burayla ilgili değil ama... Bir yerin haritası belli ki. Tamam, haritayı alıyorum o zaman can. Şantama tamam. Katıyorum. Define haritası diye not düşebiliriz. Siyahın 5'ini bulduk. Burayı biliyoruz. 5'ini bulmadığımız var mı? 5'ini... Marble'ın 5'ini de bulduk değil mi? Evet. Nereye bakıyorsunuz? Ortası bence gitmemiz gereken yer bu arada, en sonda. Aç bir bakalım. Dakika, Marble'ın 4'ü bura olduğuna göre burayı bilmiyoruz. Bura ne? Ha, şunun şeyim 3'ü mü? Bu bence kesin bir yerin 5'i ya. 5 yok başka. Emin miyiz? Bu şunun 3'ü değil mi? Ya bu haritadan gidebileceğiniz bir yeri de açabilirsin. Bu karada. Bura 2 aşağı yani, ne yukarısı 1 mi? Onun 3'ü değil orası. Şunun 3'ü değil mi? Bunun 3'ü burası. Diye düşünüyorum. Şöyle, bunun 4'ü burada işte, 5 de buraya gidiyor. O zaman bununki burayı açmadığına göre bununki buraya açıyor. Hayır ama bunun 4'ü burada ya. Şey olur, bunu açan. Bunun 3'ü o zaman olabilir. Ya burada olacak ya burada olacak. Burada. Tam burada olabilir, burada olabilir. Orası olamaz. Çünkü bu, onun 4'ü arkadaşlar. Burası bunun tahta 2, burası, burası tahta 3. Tahta 1. Şurası tahta 1, evet. Şurası tahta 2. Mantıklı mı? Evet, nereye bakıyorsunuz? Mantıklı. Bence şuraya bakalım. Mantıklı. Ortaya mı bakıyorsunuz? Ortaya bakalım. Yani yol bulmada sıkıntımız yok gibi şu an. Evet. Böyle bir ortada portal görüyorsunuz. Siyah 5 mi burası o zaman? Siyahın 5'ini bulduk. Orası siyah başka. Şurası. Tam çıkışı bulduk o zaman. Aynen. Her yolun sonunu bulup çıkabiliriz. Her şeyin 5'ini. Tamam, şimdi tahta 5'e gidelim. Oradan ödülümüzü alalım. Okay. Sola gidiyoruz, yukarı gidiyoruz, sağa gidiyoruz. Evet, sola gidiyoruz, yukarı gidiyoruz, sağa gidiyoruz. Direkt bizi tahtaya götürürsen abi. Buradan sola mı gidiyorsunuz? Evet. Buradan buraya. Buradan yukarı gidip buradan sağa gidiyoruz. Buraya gidiyoruz. Buradan da buraya. Tamam. Buraya gittiniz. Sonra buraya gittiniz.
Sonra 1, 2, 3. Hayda. Ahtar 5. Taşa geldiniz arkadaşlar. Evet. Çıtır taş mı? Ortadaki kötü kötü. Şu cesedi ben kontrol ediyorum o zaman. Ortalık çok keskin bir koku var ortalıkta. Ortada bir çiçek var, bir sepet. Yalnız bu çiçeklerden çok kötü bir koku yayılıyor. Hemen sağa gidelim. Hiçbir şey dokunmadan. Makul. Sağa gidiyorsunuz. Var mı başka bir şey? Aşağı inmeyelim mi? Aşağı da inebiliriz. Bu elemanı kontrol etmiyoruz mu? Çabuk aşağıda hareket etmemiz şey lazım. Aşağıdan şuraya gidiyoruz. Diyorsanız geri sağa dönelim. Gidiyoruz. Tamam, sağa gidelim. Tamam, sağa gidelim. Tamam. Yon'un çaldığı odaya geldiniz. Piyanonun tuşlarına basılıyor mu? Hadi piyanonun tuşlarına basılıyor. Ve odada böyle bir müzik çalıyor. Ben koltukta görünmez bir şey var mı diye böyle bir elimle yoklamak istiyorum. Koltuğun üstünü şöyle bir. Durun, hatta size o müziği vereyim. Sambreyle de zorlayabilirim. Bir dakika bekleteceğim, çok hızlı. Siyah şey, tahta 5 yok. Ama sonunda güzel bir şey var diyor ya, acaba hepsi 5'e kadar çıkmıyor mu? Güzel bir şey de... Şurada sandık var. Ben ona güvenmiyorum ya. Goblin'e güvenmeyelim. Niye ya, ben güvendim. Sen güvenmeyip öbürlerine söylememiş olabilirsin abi. Ben biliyorum. Ya ben öbürlerine söyledim ama güvenmiyorum. Hayda. Allah Allah. Çok özür diliyorum sizi beklettiğiniz. Enes'le Faruk'a ne oldu ya? Ben buradayım ya. Azıcık bir input ya, bu nedir? Şimdi tahtadaki şu üçünden birinde değil mi? İntelijansı yüksek olan karakter konuşmazsa bunlar ne yapıyorsun ya? Sesim geliyor mu? Geliyor. Abi kusura bakmayın, komşuya gitmem gerekti. Hayırdır, çok gürültü mü yaptı komşu? Abi yarın kermes varmış. Kıyafet götürecekmişim, satılacakmış. Bilmiyorum ben de. Yarın bir de Toronto'ya gideceğiz. Onu da planlamasını yaptık. Şimdi taşlarda tuttu. Siyahlarda tuttu. Tahtalarda her sırada bir tane şey yok. Gerçi her sırada yok. Desende tahtlar, tuttu. Tahtlarda da dörde kadar tutuyor. Bence şey, bu taş yerler random. Yani hani tahta 5 yerine taş var mesela. Öylesi. Evet, bence de öyle. Taşların bir şey yok gibi. Hani bir belli bir pattern yok gibi. Bir ona da çalan müziği WhatsApp'tan attım artık. Önemli bir şey mi o? Ulaşmadı bana. Şu ana kadar ortaya sokan bir şey bulamadık o zaman. Pardon. Bana. Bizi ortaya ulaştıran. Aha diyorum arkadaşlar, çalan müzik Japonca. Kesin korkunçlu bir şey. Odaya sesleniyorum abi. Toshiba, Mitsubishi falan diyorum. Tam aşağı gidiyoruz herhalde değil mi? Bu odadayken sesim geliyor mu? Evet. Geliyor. Okey.
Onun animesiyle bir alakası var mı puzzle'ın yoksa? Bu odadayken müziğin etkisiyle böyle istemsizce hafif hafif dans etmeye başladım. Piyanoya saldırayım mı? Hayır. Ya canım, dans ediyorsun, sevmişsin müziği. Tam aşağı iniyoruz. Arif haricindekiler kendinizi kontrol edemiyorsunuz. Charm. Ben niye edebiliyorum? Ha, charm olur ben. Arif abiyle dans ediyorum. Milletin dans ettiğini görüyorsun ufak ufak. Ben de elfim bu arada. Abi arkadaşlar, bu olayında şey yapacaksak, elfliğin olayı çözüyorsa ben de elfim. Dur bakayım. Elfin avantajı varmış. İmmun değilim ama bir avantajı var. Önceden. Ben de immun değilim. Ama aşağı inelim. Abi benim dans etmememin amacı müzikle falan şey mi olması mı yoksa? Yani sen bu tarz şeylere aşikarsın aslında, büyülü müzik aletlerine. Mantıklı. Ben piyanonun yani, kasasını aç. Bunlar kimi zaman eğlence olarak kullanılıyor, kimi zaman tuzak gibi kullanılıyor. Zenginler özellikle bolca kullanıyor böyle şeyleri. Ben böyle kafamda ritim ata ata kasaya gideceğim, açacağım şunu kasasını. Böyle şey yapayım. Dın 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 diye giderek. Bir şey çıkıyor mu? Gidemiyorsun. Abi ben piyanoya oturuyorum. Tamamdır. Bir şey değişiyor mu? Hala çalmaya devam mı ediyor? Şöyle piyano bir uçta çalıyor. Senin önün boş. Ben de farklı bir şey çalmaya başlıyorum. Önce eşlik et müziği. Eşlik et, harmonisini çal. Ben yani farklı bir şeyler çalmaya başladıkça müzik kaotik oluyor, duyulan müzik. Kaotik oldukça arkada dans edenler iyice kendilerini kaybediyorlar. Silahlarını falan çekmeye başlıyorlar böyle dans ederken. Tamam tamam şey. Oo, hadi bakalım. Eşlik ediyorum, eşlik ediyorum. Şeyde dans ederken Fireball kastetmeye başlıyor bir anda. Oo. Şarkıya eşlik ediyorum. Bir performans yakalalım sende. Okey, performans atarım. Yani. Bir fireball atsan. Performans nerede? Okey, artı 8 mi var herhalde? Evet. Tamam, 18. Hacı, eşlik ediyorsun bir süre. Eşlik etmenle birlikte arkadakiler de daha sakinleşiyorlar. Silahlarını indirip dans etmeye devam ediyorlar ama... Hey, bitmiş gibi gözükmüyor. Birazcık daha eşlik etmen lazım. Bir tamam. Performans çek daha alalım. Devam ediyorum o zaman. 16. Gayet ben güzel. Müziğe uyum sağlıyorsun. Onun çaldığı notaları taklit et. Bir yerden sonra o sana uyum sağlamaya başlıyor. Böyle... senin çaldığın yöne doğru gidiyor müzik birazcık daha. Müziği sen yönlendirmeye başlıyorsun. Ben artık ben... finish yapma vakti geliyor. Son bir performans çakalalım senden. Bu sefer advantage'lı. Çok şükür advantage olmasın. 21 abi. Ve şarkıyı bitiriyorum yavaş yavaş. Şarkıyı bitiriyorsun hocam. Şarkının bitmesiyle birlikte herkes kontrolünü geri kazanıyor. Bir şeyin önünde bir piyanonun önünde küçük bir göz açılıyor, böyle mücevher şeyi gözü gibi. İçinde küçücük bir çalgı aleti çıkıyor. Nasıl bir çalgı aleti? Ya, önemli. Tahmin edebiliyorum şu an abi. Pestan, geçen haftaki konuşmalarımızda söylersen inspiration alabilir miyim? Yok. Kalimba çıkıyor arkadaşlar oradan bir tane. Evet, küçük bir yalnız bayağı şey bir özelliği olan bir kalimba çıkıyor. Bu kalimbayı belli ki büyülü bir kalimba.
identify ettirmen gerekecek. Tamam, çöküyorum. Ben kasasına bakacaktım oranın ama. Evet. Devam edebilirsiniz. Tamam, aşağı inin. Aşağı inin. Mumları kapatmayın. Bak şurada. Aşağı iniyorsunuz. Oy. Vay le. Let's go. Haydi bakalım. İnçitif atalım mı? Odanın ortasında bir adam görüyorsunuz. Adam havada suspend şekilde duruyor. Havada uçarken de böyle yavaş yavaş kendi etrafında dönüyor. Çok yavaş bir şekilde. Böyle şey yaparak. Adamın üzerinde şey görüyorsunuz. Bu giyim tarzını hatırlıyorsunuz. Daha önce savaştığınız Black Guard'lara benziyor. Red Wizard. Red Wizard'ların şeyleri, yardımcılarına. Yalnız bunun üzerine bazı belli ki eksperimentler yapılmış. İşte sağ kolu farklı renk, sol kolu farklı renk. Göğsünde böyle dikiş izlerini görebiliyorsunuz. Boynundan böyle dikiş izlerini görebiliyorsunuz filan. Böyle enteresan bir yaratık. Böyle hazır savaşa girmediysek ayağımla yerdeki şeyi silmeye çalışabilir miyim? Circle'ı. Hacı, sizin girmenizle birlikte bakıyorum hemen. Yok mu bir klerimiz, bir paladinimiz? Arkadaşlar bence direkt çıkabiliriz. Nasıl fikir? Ben izleyeyim. Sağda bu arada mum var. Aynen, sağda mum var. Bence sağdan gidelim. Böyle dönerek şey yapıyor adam. Sizin odaya girmenizle birlikte yavaşça masanın üzerine iniyor ve elinde böyle bir simiçer benzeri bir kılıç oluşuyor birdenbire. Arkadaşlar bence hiç uğraşmadan sağa gidelim. Savaştan mı kaçıyoruz? Nedir? Evet. Savaştan mı kaçıyoruz? Evet. Adam gitmenize müsaade edecekmiş gibi gözükmüyor arkadaşlar. Bir de bu hata mı yoksa gide geçebiliyor muyuz? Onu bir soralım. Bakayım. Back room'uza gidiyoruz, oraya gidersek. Dünya dışına çıkıyoruz. Haritasını bulduğumuz. O haritayı çok incelemedim bu arada. Haritada ne vardı? Bir tane yer sadece. Hey, var mı? Aldık mı onu? Aldım. Buradan sağa gidiş olmaması lazım. Bu hata gibi gözüküyor. Sağ şey almadım. Ulan bir aldı sanki. Ne ya? Treasure map mı? Treasure map Arif'te. Globe diyoruz ya. Tamam, inisiyatif atalım mı? Evet, inisiyatif alayım sizden. Hadi artı 8. Ulan 1 attım ya. Az önceki nereye 20 atmıştım. 18 attım. 22. 23. İnişitif zarlığında attığım natural en yüksek zar 10. Ben de 1 attım, artı 3'üm var 4. 13. Ben de 19 attım ama böyle tam 1'e dönüyordu. Duvara takıldım. Neyse, Enes abiden öndemiyordu. Sonucu olmadık. 18. Bu kampanyadaki ikinci veya üçüncü birim mi? Bu seçimdeki kampanya demişim. Genele göre iyisin ya. Eski halinden eser yok. Yo yine formdayım abi. Eski halimde eser olması sebebi şu. Hiçbir saldırımda crit fail atmam bana şey yapmıyor neredeyse. Full check'le devam ediyoruz. 23 orta. Genellikle ben de atıyor abi. Benim kampanyada atıyor. Evet, orada harcıyoruz. Ben 22'yim. 23 ork fork, 22 can. 23. 18. 18. 13. 5. 4.
Var mı bir 3? Üç yok. Sıra Orkort'ta. Okey, bonus action'la Sun Blade'i çekip tamamdır. Adama vuruyorum. Şununla. Bu arada flanklı mı şey mi yani? Advantage'dan mı atıyoruz, normal mi? Adam masada teknik olarak bizden bayağı yüksek. Öyle, adam sizden yüksekte olduğu için onun advantage'ı var. Siz flanked olduğunuz için sizin ona advantage'ınız var. İkisi birbirini cancel'lıyor gibi. Okay. Herkes bir kareye geçsin mi? 17 masayı devirebiliriz. 17 vurur mu? 17 vurmaz hacı. Vurmaz. O zaman ekstra hatamla sallıyorum. 18. 18 de vurmaz. Ben karşıma fikri güzel geldi. Bu arada sağdaki fazla olmuş, onu kusura bakmayın. Sağda mum yok. Okey. Bunu zemin çizebiliyor musunuz abi? Benim yapacak bir şey kalmadı. Bu, Cad, bu kadar. Okey, Cad sendeyiz. Ben şuraya geliyorum ve vuruşlarımdan birinde masanın şu bacağına vurmak istiyorum. Kırmak için bacağını. Tamamdır. Bir şey yapmamız için. Benim üzerime düşürecek ya Allah. Hit dice alalım. Yapma abi, yapma. 19. Tamamdır. Masayı vuruyorsun hacı. Masanın ayağı şey yapıyor. Uçup gidiyor yani. Masa o tarafa doğru tartıyor ama şey olduğu yerde havada asılı kalıyor. Adam? Evet. Tamam o zaman adama Atlantis'ta da vuramıyoruz değil mi? İkinci saldırı mı? Yukarı çıkar. Tamam. Normal vurmaya çalışıyor. Tamam. 20 vurur mu? 20 vurur. 17 damaj vuruyor. Tamamdır. Adam reaction olarak... Bu arada bonus action'ımla rage'e girdim. Tamamdır. Adam sana Hellish Rebuke atıyor bonus action şey, reaction olarak. Ooo. 15 fire damaj. Dex save atman lazım. Benim deck save'lere şeyim var. Avantajım var. 15'i geçmen lazım. O zaman maalesef 15 damajın hepsini alıyorsun. Yanıyor mu? Con save at. Teşekkürler Enes. Bir attım. 7. Yanıyorsun hacı. Kendi söndürene kadar her tur 1'de 10 fire damage alacaksın. Ben söndürebiliyor muyum Frostbend'de? Magical olduğu için söndüremiyorum herhalde. Ateşleri kontrol edebiliyorsan söndürebilirsin. Magical değil bu. Normal yanıyor. Ben cadı yanmadığına inandırırsam abi illüzyonunu. Evet, cad başka bir şey var mı? Yok. Yalnız bir counter spell'imiz yok muydu ya? Olmuş. Böyle bir şeyimiz. Şu an gerek yok ya. Erişirme kadar counter spell. Bitti zaten reaksiyon. Technically yes, but no. Sana yok diyorsun, tamam. Görünmez yapayım seni. Yok, teşekkürler. Haste yapayım, etrafta koşar. Hızlı koşunca ateş sönür. Adam action ile kendine blur cast ediyor. Hayda. Quicken spell'i kullanarak bonus action ile de kendine
Mirror image cast ediyor. Bu arada bunlar oh, bence... Oh. Bas abiciğim, bas ya, bas. Bunlar counter spell'lenir çünkü vuramayacağız adamın. İyi AC'si tamam, o. Al counter spell. Bir tanesini counter spell'liyorum abi. Tamamdır hacı. Mirror image... O da tek reaksiyonum olduğu için arkadaşlar. Böyle yani... ikinci de counter spell'lediğin için mirror image gitmiş mi sayalım yoksa blur mu? Bir dakika ya, ikisi de bildiğim kadarıyla eşit derecede kötü. Ama ben blur'u cancel'lamak istiyorum. Blur'u cancel'lamak istiyorum. Tamamdır. Mirror image devam ediyor. Faruk, gerçi Faruk da sonuncu ki. Arkadaşlar mirror image'in olayı şu. Eninde sonunda yani yanlışta vursanız vurduğunuz image yok oluyor. O yüzden go yani. Evet, adamdan kaç tane oldu? Bakıyorum. Mirror image doğrusunu investigation'da falan anlayabiliyor muyuz? Investigation'da demek yerine vurur yani. Teknikli. İki defa vurabiliyorsan iki farklı imajı vur. Vurduğun imaj gidiyor çünkü. Okay. Git Dyson'ı geçersen tabii. Zaten adama vurmamız zorlaşıyor bu sak. Mirror image şey yapabiliyor mu, vurabiliyor mu? Yok. Mirror image başına AC falan kazanıyor değil mi bu adam? Böyle bir olay var. Let me check hocam ayrıntımızı. Bir dakika ya, biz demin avantajları cancel'ladık, niye? O adam yukarıda olduğu için bizde flank avantajlar olduğu için avantajlar birbirini cancel'lamaz ki. Avantajlar dezavantaj birbirini cancel'lar. Tamam, adam bize avantaj alır yani, biz ondan dezavantajlıymışız. Yani Mustafa adam senden hocam yukarıda olduğu için sen ona disadvantage'la vuracaktın, o da sana advantage'la vuracaktı. Adam bizim her atağımıza karşı zar atacak. Eğer zarı yüksek atarsa biz yanlış imici vuracağız. İmici vurmanın olayı da şu. İmicin AC'si 10 plus his dexterity modifier. Ama kendi AC'si değişmiyor. Ama AC'si aynı kalıyor adam. Bir fikir, hepimiz turlarımızdan sonra yere yatalım. Yukarıda bize vuramaz. Lan büyü yap. Orada yalan yok, şu görüntü biraz korkunç gözüküyor. Yani... Yorucu yok oluyor mu şeyler? Evet, Hidden Order'da sıra. Yeterince iyi vurabilsin, evet. 10 plus his dexterity modifier. Değişik gözüküyor. Arkadaşlar, bana çok yakınsınız ya. Sneak attack atamıyor. Avantajımız var zaten. Nasıl var? Ha, dezavantajımız varmış da onu cancel diyormuş. Değil mi? Doğru. Murat çok mutlu değilsin bu durumdan. Değilim evet. Yok uçuyormuş da şöyleymiş de. Adam... Ben şey... Murat abi ve büyücüler ya. Adam girdiğinizde uçuyordu zaten. Evet. Hidden Order. Azim abi, siz dediniz ki adam size özel uçmuyor. Adam zaten uçuyordu, siz geldiniz. Şu an 4 tane mi var burada? Yoksa 5 tane mi? 4 tane. Hocam. 3 tanesi tamam. Sahte. Ortadaki kayboldu. Tamam. Ortadaki böyle içinden bir sürü çıktı deyip düşün. Matrix gibi. Magic Missile'ın var mı Enes? Hepsine şöyle bir atsam birer tane. Abi, kaybolsalar. Ben en sonuncuyum. Ben yine ne kadar şey gitme olur iki vursa. Orkborg veya işte Orkborg diyorum. Arif veya Zaran bir tane vursa zaten şey gidiyor. Mirror Image yok oluyor. 17 attım ya. Düz vurun yani. Yoksa var mı içim? Sen de değil mi? Çözümü çok daha basit aslında. Şu an sıra bende olsa dediğin doğru yapardım ama ben en sonunda. Abi. Bir dakika. On kaç attın? 7. Bu 17 vurmuyor. What? Bir daha deniyorum. Bir dakika, 17 hiçbir imajı mı vuramıyor yoksa yanlış imajı mı vuruyor? Vurmaya çalıştığı imaj ya da gerçeği artık. Vuramıyor armor class açmayı. Tamam, bir tane daha vuruyorum. Bir dakika.
Ben tam şey anlamadım. Şimdi bizim saldırımızı nasıl hesaplıyorsun abi? Hacı 20'lik zar atıyoruz ya. Tamam. Hangisine vurduğunu belirlemek için. Doğrusuna vurdu yani. Aslında. Doğrusuna vurdum o zaman. Ha. Hangisine vurdum? Doğrudur. Aklında tut. Yapabiliyor muyum? Büyünün şeyi var hacı. Normalde yapamazsın. Her seferinde tekrar karar vermen lazım. Her seferinde adamın turnünde mi? Ha, vuruyorum. Ya yani burada adamların mürürmeşleri iç içe giriyor çıkıyor gibi düşünebiliriz belki, bilmiyorum. 15 vurdu mu? 15 vurur hocam. Vurdu mu? Sneak atak yapıyorum bu arada. Tamam. Gerçi değilse, da neye vurdu yani? Gerçi değilse bir tanesi yedi. Gidecek. Adam muhtemelen şey, rulü düşük attı, o yüzden sahtesini vuruyorsun şu an. Önemi yok. Ben vurdum birine, sneak attack attım. 17. Güzel, evet. Tamam, vurduğun acı yok oluyor gözlerinin önünde. Ben şey yapabilir miyim? Masaya çıkmak istiyorum ya ben. Masa kırıldı. Şu kısmına. Çıkabilir. Şey yok. Yok. Çıkayım mı? Durayım sen, bir dakika dur, çıkarım adam ölsün şeyde. Arif sıra sende. Abi ben gene ignite diyorum, kılıcımı yakıyorum. Tamam. Şuraya geliyorum nerede? Şuraya geliyorum. Bunların hepsi 5 feet içerisinde sayılır mı abi? 3 arkadaş. Sayılırlar çünkü aynı karadılar normalde. Tamam. O zaman bir vuruş atıyorum abi. Bakayım. 15 vurur mu? 15 mi? ...15 vurmaz. Tamam, tekrar saldırıyorum. Okey. 20. Bir duplikete vuruyorsun hacı ve o yok oluyor. Yok abi. Bir de şey yapıyorum. Bir tane Bardic Inspiration kullanıyorum. Tamam. Ve slashing flourish yapıyorum. Whenever you take the attack action on your turn, your walking speed increases until the end of the turn. If a weapon attack hits, you can expend one of your bardic inspiration to deal extra damage equal to the number you roll on the die to the target you hit and to any other creature within 5 feet of you. Tamam. Yani bir tane daha adama toplamda, öylesine birine hani. Hadi. Siz onu atın. 8 hasar vuruyor. Tamam. Mantıklı. Diğer şey mi vurdun? Diğer. Evet, diğer duplikette gitti. Okey arkadaşlar, geri kalın sizler de, kolay gelsin. Zaran sıra sende. Abi Scorching Ray atıyorum. Tamam. 4 tane. Okey. Birinciden başlayalım. Bismillah. 15. Tamam. Sana atarken desmeri çekiyorum. Vurur mu abi? 15 vurmaz. Varlık olarak. Hayda. Bu kaç? 24. 24 vurur. 30. 30 vurur. Yok, 30 ya, 28. 28 de vurur. Bu kaç? 15. Genel 15 vurmaz. İkisi vurdu abi bir tek. Tamamdır. Aa, 5. Bu crit vurdu. 14. 5, 14, bir de 3 abi. Toplam 22. Tamamdır. Bitiyor turu. Adam reaction cast'ı dur, Hellish Rebuke. Reaction'ı kullanmadı mı?
sırasından önceydi o. Şu an sırasından sonra. 29 damaj. Dex save atman lazım. Faruk sen bilirsin iyileşir bir kez olarak oradan ha? Orada yanlış kullanıldım bana. Şey. Kesinlikle ama evet. Çok keyifliydi. Abi. Ama... 9. 9. 29 fire damaj alıyorsun hocam. Bir de constitution save atman gerekiyor. 29. Karşılıklı yere seriyorlar. Yere ne fire ya? Health. 13. Acı düşmüyorsun en azından. İyi tarafından bakalım. Benim sıra, içim yandı abi zaten. Sıra Vamir'de. Abi ben Phantasmal Force gücümü kullanıyorum. Tamam. Ve adama şöyle bir illüzyon gösteriyorum. Sadece adamın görebileceği. Adamın etrafındaki o kırmızı, o büyülü işaretler abi. Adamın görüşünde şekil değiştirmeye başlıyor. Ve bir parlamaya başlıyorlar. Tamam. Ondan sonrasında adamın demiştiniz ya, göğsünde dikiş izleri vardı vesaire. Evet. Adam abi şunu göstermek istiyorum. O dikişlerin arasında böyle kendi vücudunda, göğsünde böyle içeride bir şeyin hareket ettiğini ve o dikişlerin böyle içeriden zorlandığını göstermeye çalışıyorum. Bir save atması lazım bunun için. Intelligence save'i. Investigation save'i daha doğrusu. Investigation check. Ne save'i? Investigation check atması. Aynen. Benim bunu yapmaktaki amacım abi adamı kendisine vurmaya zorlamak. İçinde anlamadığı yabancı bir yaratığın olduğunu inandırıp onu öldürmeye çalıştırmak. Evet. ...18 atölyeci. Damn. Okey abi anlıyor. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hacı sen bu illüzyonu yaparken adamın gözlerinin... ...kırmızı şekilde parladığını... ...fark ediyorsun. İllüzyonunun ötesini görüyor gibi gözüküyor. Hemen abi kendimi geriye çekiyorum ve sıramı bitiriyorum. Tamam. Ork sıra sende. Sıradaki yarışmacıya başarılar diliyorum. Ben Frostbrand'ı çekiyorum. Tamam. 30 feet'teki bütün non-magical flames extinguish. Tamam. Cad sönüyor. Bu Frostbrand'ı çekmem action mı sayılıyor şey mi? Üzerinde yazıyordur abi. Silah çekmeyi normalde. Yok şey, silah çekme normal. O zaman free okey. Sun Blade'de bonus action'ı açıyorsun. Anladım. Okey. Söylüyordum. O yüzden. Şimdi iki silah şeyini. Okey adama Sun Blade'de bir atak yapayım o zaman. Şöyle yakınlaşmam mı lazım? Evet. İlk hatamı Frost Brand'i çektim onunla yapayım ya. Tutturamazsak da eğlencesine de. Bir attım ha. Bir attım. Yani şöyle crit bir attım. Yani 7 de. Hacı kaldırım boşa gidiyor ve kılıcın elinden düşüyor. Okey. Sunblade ile kılıcı oraya kadar gidiyor. Evet. Yerdeki kanlara dayanamadık. Kayıp. Adam uçtuğu için tenten vuracak gibi olunca havalanıyor acı. Çok affedersin abiş arasından geçiyor kılıç. Evet. Sen de dengeni kaybedince elinden uçuyor. Okey. Ben onu indireceğim şimdi yaralı. Neyse amacını gördü en azından. Fire damage sıkıntısı var neyse. Sunblade ile vuruyorum ha. Tamam. 17. 17 vurmaz. 17 vurmaz, okey. Bilmiyorum, bakayım. Bu arada sen buna hiç Sunblade'de vurdun mu abi daha önce?
vuramadım işte daha. Vursam zaten şey yapacağım. Action search falan muhabbeti var ama sonra hallederim artık onları. Okey, bu kadar almıyorum. Tamamdır. Cad, sıra sende. Ben adamı tutup aşağı çekmeye çalışıyorum. Tamam. Reaksiyonu kullandı değil mi abi? Evet. Reaksiyonu kullandıysa kılıca doğru gidebilir miyim? Tabii. Cad'dan sonra adamın okay. Sırası bu arada. Kılıca doğru gidiyorum o zaman. Almak action olduğu için bir şey yapamıyorum şu an. Evet. Böyle. Bu kadar. Ya savaştan sonra da olabilirsin. Yo şeydi diye damage yememek için fire atıyor ya. Okey. Evet. Adamı tutup aşağı çekmeye çalışıyorum. Trank check mi atayım, ne atayım? Evet. Trank checklerimiz yarışıyor. Avantajlı atıyorum şey olduğum için. 18. Adam 17 atıyor. Adamı tutuyorsun acı, elinle şöyle çekiyorsun, yere doğru iniyor. Tamam. Sonra artık avantajla vurabiliyoruz. Evet. Pozisyonumu ayarlıyorum şöyle Arif'in karşısına gelecek şekilde. Tamam. Ve evet. Avantajla vuruyorum. Evet. Crit vurdum. Okay. 29. Güzel. Birinde bir attım ben. Bir attığım zaman damaca tekrar roll atma hakkım var. Nice. Fighter şeyimden dolayı. Onu tekrar atıyorum. At. 12 oradan geldi. 11 de oradan geldi. 23 damaç. Oo bayağı iyi. Crit vurduğum için bonus action olarak bir daha vurma hakkım var. Tamam. Bir daha vuruyorum. Avantajla. 20 vurur mu? 20 vurur. 14 daha. Okey. Sıram bitti. Sıra adam da. Adam bonus action Mist Step cast ediyor. Action olarak da bir büyü yapıyor. Counter spell'im mi? Fireball atıyor olabilir şu an. Son counter spell. Sen bilirsin. Yapıyor musun? Bütün odayı alır bu arada fireball. Cad, counter spell mi atayım yoksa sıram geldi sana haste mi basayım? Bence counter spell at. Zaten şey yaparız artık avantajla. Döveriz adamı. Bastım counter spell'i. Tamam, adamın büyüsü bozuluyor. Adama bu sefer de ben adama sırıtıyorum. Böyle bakıyorum ben sırıtıyorum. Nice. Köşelerde yemin ederim şey ya, iki büyücü. Bende mi sıra? Evet, sıra sende. Dayıya gidiyorum şöyle. Vuruyorum, sneak attack. Hı. Sneak attack diye bağırarak sınav gidiyor, sneak attack. Nikku atak. Japonca bağırıyor. On vurmaz. Bir daha vuruyorum. Avantajla vuruyorsun bu arada. Nikku atak. Avantajla mı vuruyordun? Niye avantaj? Niye avantaj? Bilmem yani öyle. Bence bir avantajı var. Tamam arkadaşlar. Benim olabiliyor ya. Onun için sordum. Not attım. Not attım. Duvarla flankle yağdım. Nat attım. Şeyimin zarı düşük şu an normalde ama sneak attack'ım da ikiye katlanıyor. Sneak attack atıyorum. Oy. Aa.
42 vurdum. Kaç? 42. Okey. Adam bayağı yaralı gözüküyor. Ve reaksiyon olarak sana Hellish Rebuke atıyor. Dex save atman lazım. Tabii ki. 13. Geçemiyorsun ve 24 fire damage alıyorsun. Uncanny Dodge kullandım. Con save atman lazım. Uncanny Dodge. Plus'ız kaç attın Dex save'ine sen? Artıların olmadan. Söylemek istedim. Con save. 20. Tamamdır, tutuşmuyorsun. Evet. Damajı da yarıya indir. Okay, abi bir şey soracağım. Sıra bu adam Arif'te. İki büyü yaptı, üzerine 3 Hellish Rebuke kullandı. Kim bu dayı? Aynen bu dayı Blackguard. Gerçekten helal olsun. Bu arada Show me the way ya. D&D Beyond'dan yaptım karakteri, şey değil. Monster değil bu. Abi o zaman seçim sonunda size hangi Clusters'ı kullandığınızı sormak istiyorum. Bu build hiç alabilirim, yalan olmaz şimdi. Hepsinden 5'er tane. Evet. Arif. Mustafa. Evet. Sen de. Tabii ki. Ben... Abi adama çok kötü şeyler söylüyorum. Adama uzaktan fısıldıyorum hani bir. Tamam. Gideceksin orada falan diyorum. Okey. Aa bakalım. Ne yapıyormuşum? Bunlar Oathbreaker Paladin. Wisdom saving throw atıyor abi. Wisdom save. Aynen. Wisdom'ı iyi gözüküyor. 16. 16 mı atıyor? Evet. Bence 15 atıyor abi ya. 16 mı atıyor? Maalesef ona. Yani. Okey. Inspiration'ın varsa tekrar atabilir. Gerçi. Inspiration, yani benim Inspiration'ım onun tekrar atmasını mı sağlıyor? Öyle bir şey yapabilirim siz. Tamam. Kullanayım. 25 atıyor. 9 attı. Ooo. Ben hasarı söylüyorum hemen. 5. 9. 5. Az at, az at. Bu ne? 5'te 6 abi. Ama çok da atamadım zaten. 14. Tamamdır 14. Adam. Psychic hasar alıyor. Okey. Ve reaction'ını benden olabildiğince uzağa kaçmak için kullanıyor. Yok reaction. Reaction yok mu? Bir de uzak saat. Okey. Yok ama gene reaction'ı kullanmış söylüyor. Kullanmadıysa ama kullandıysa okey. Kullandı az önce ya. O zaman okey bu kadar. Tamam. Sıra Zaran'da. Abi bu sefer Eldritch Blast atacağım. Eldritch Blast at bakalım. Bu arada sektör alayım. Kapattı 20. 22. İkisi de vurur. Necrotic damage. Necrotic mi? Yok ya değil. Force damage. Force damage pardon evet evet. 7 artı 15 22 3 daha 25 abi. Tamam. Duvardan da sekiyor mu? Evet. Duvardan 2 kere sekiyor abi. Böyle bir geri geliyor sonra bir daha gidip geliyor. Hadi şöyle bu buradan etkilenmiyor bu karakter. Allah Allah. Tamam abi olur. Başka bir şey yoksa sıra Vamir'de. Başka bir şey yok. Castle'lar köşelerde köşe kapıcı oynuyor. Yemin ederim. Dur.
magic mi saydın? Atabildiğin en üst seviyeden. Yine gerek var canım. Kullanayım bunu. Damage vermiyor ki yani. Bu recharge oluyor mu diyor? Hadi. Oluyor diye. Güzel bir büyü at sana Pearl of Power'ımı bir kere kullandırtayım. Böyle bir şey mi var? Ben dümdüz Firebolt'umu atıyorum abi ya. Bu neymiş, bu hallere düşeceğim. Delikanlı gibi Firebolt'umu öldürmeyeceğiz. Abi. Neyse sonra sorayım. Sanırım 13 vurmuyor. 13 vurmaz maalesef. O zaman yapacak bir şey yok. Devam et. Vamir'den sonra sıra Orkork'ta. Okey. Yerden kılıcı almak action değil mi? Evet. Okey, action search ile kılıcı alıyorum. Okey. Elemanın yanına gidiyorum. Tamam. Sunblade ile bir tane vuruyorum. Okey. 15 vurmaz. Vurmaz. Sonra Sunblade'le bir daha sallıyorum. Bir action harcadın. Yok, ekstra atak. Action search'le kılıcı aldım. Ha, okay, normal. Tamam, pardon. Action'la Sunblade'i ilk vurdum. Okay, şimdi devam, onun tamam. Getirdiği ekstra atakla 24. Tamamdır. 24. Final Undead şeyi göreceğiz. Okay. Undead tamam. 14 damage undead mi? Radiant damage yiyorum yani. Undead değil. Tamam, o zaman 14 damage bu kadar. Tamamdır. Niye böyle yapıyorsun abi sen? Bir dahakine Frostbrand'le vurayım ben, ne yapayım? DM ayıp ediyor. Frostbrand'le hit dice'i düşük ya. Allah DM. Undead olduğunu nereden çıkarttınız? Adam Frank. Ya şu ortadaki sembolü görüyor musun? Tamam. Undead'deyse bu sembol ne? Oathbreaker abi, Oathbreaker. Dümdüz Oathbreaker Paladin. Neyin şeyini bilmiyorum, multi class'ı var mı bilmiyorum. Ama bu kadar büyü yaptığına göre yanına sorcerer çıkılmış olabilir, emin değilim. Sıra bende mi şimdi? Quickened spell yapmadın. Sıra Jad'da. Ben de şöyle aranıza sıkışıyorum. Ya. Tamam. Ve rengi başlıyorum. Tamam. Ben bu arada yanında olabilirim. Bizim seviyemiz. Yukarıda mı? Ona göre. Efendim? Avantaj. Adam sizin seviyenizde. Tamam. Avantajla mı vuruyorsun? Bundan sonra avantajla vuruyorsunuz, evet. 23 vurur. 23 vurur. O güzel. 19 damaç. Niye avantaj alıyoruz? Ben yanında olduğum için. Nasıl özellikle? Ah, crit atıyordum ya. 24 yine vurur. 18 damaç daha. Tamam. Çok güzel attım sandım. Var mı başka bir şey? Adam bayağı yaralı gözüküyor şu an. Bonus action olarak da Second Wind kullanıyorum. Çünkü tamam, artık Second Wind'im var. Senin gelsin. Sende de mi var ya? Bir fighter level aldım. Harika oldu. Ben de mi alsam? Ekstra atağa kadar. Vay da. Zaran ne yapıyor? Zaran. Benim hatam, ben yaptım, Zaran değil, ben böyle Mouse'da oynuyordum. Haydi. Anlık bir Zaran'ı aldım, oynatmış oldum. Özür dilerim. Evet. Bitti. Ne yaptın? Tamamdır. Eleman'da mı? Evet, Eleman'da. Eleman tekrar büyük cast ediyor. Hadi Faruk, counter spell hadi. O ne abi? Pearl of Power kurandırırım bak. Ben ya, reaction olarak kendimi buza söylüyorum. Onu bana verseydin şimdiye basmıştım 3. counter spell. Karşılığında bir magic item verin ya. Karşılığında şey. Ölüyoruz kardeşim, geçmiş olsun, yapacak bir şey yok. Bunu quicken spell olarak kullanıyor büyüsünü.
Haydi. Borçlanırız çünkü. Evet. Adam böyle elini size doğru uzatıyor. Elinden ve vücudundan dışarıya doğru of. Çok şiddetli bir rüzgar esmeye başlıyor. Ha, gust. Tamam. Evet. Herkesin strength save atması gerekiyor. Ben de mi? Herkes. Strength'im 6 benim. 23. 25. Eksi 2 var strength save'imde. Okay, here we go. 15. Ya, 0. 13 abi. 0 attım. Let's go. Hit Nordir, sen kaç attın? 15. Zaran sen? İşte bu. 6. 6. Ama critical fail değil yani. Hayır. 2 attım. Eksi 2'm var. Benim eksi yenmişliğim var ya. Abi hiç 0 rolü gördünüz mü? 0 gördüm ya. Eksi 1 gördüm. Acı. Vay be. Ben eksi 1 attım. 0 benim ilk görüşüm olabilir. Ne olacak merak ediyorum. Öldün direkt yani. Soldaki aynadan direkt geçiyorsun sen. Hitnordir kaçtın sen, pardon konuştuk. 15, 15. Tamam. Geçemiyorsan inspiration kullanacağım onu. Evet, Arif 0, Zaran 6. 6, Vamir kaç? 13. 13. Vamir, sen arkandaki duvara yapışıyorsun ve hareket edemiyorsun. Ben hareket etme gibi niyetim yoktu, okey. Zaran, sen arkandaki duvara hızlı bir şekilde çarpıyorsun ve 8 bludgeoning damage alıyorsun. Abi ben kendimi buza sarıyorum. Okey. Sen... Ben... Sen ben o warlock halinden utan ya, utan, yazıklar olsun. Vazgeçtim. Adam daha iyi, sen, ne yapayım? Arif, yazıklar sen olsun. Sıfır attığın için herkesten daha fazla uçuyorsun acı. Millet 15 uçarken sen 30 uçuyorsun. Harika. Ve gelip ben... Vamir'e çarpıyorsun. Abi üzerimdeki duvara çarpabilir mi? Bana çarpmasın. Acı arka arkasınız. Abi bence Vamir, İkiniz de 4'er bludgeoning damage alıyorsunuz. Bence Vamir 6 alsın, ben 2 alayım çünkü Vamir benim yavaşlatıyor. Vamir duvara dayanmış durumdaydı böyle zaten. Vamir kemikli ya biraz. Ben kendimi güvene aldım. Ben ardımı gittiğim güzel duvara yasladım. Yaslamayanları düşünsün. Bir sıra benden mi o zaman? Hayır, şu anda action'ını kullanacak adam. Bu neydi ya? Uçarsa bonus falan. Bonus action. Şey, bonus action. Ata kapak uçan için. Unutmayalım. Just a step atacak. Adam Scorching Ray cast ediyor. Oo. Benden çalmış. Bunu weakened yapabiliyor mu ya bir dakika? Ne yapıyor? Action'ı var zaten. Action'ı var zaten şu an. Twin yapacak. 6 tane mi atacak? Kaç sorusu? Yok abi, Twin yapamıyor. Twin yapamıyor. Ben baktım. Yapamıyorum. Okey. Projectile olarak çalışan bütün büyüler Twin yapılabiliyor. Ama bir target'i şey yapması lazım diye bir şey hatırlıyorum. Scorching Ray Projectile mı sanırım? Yani Projectile. Ama şey olması lazım. Only target one creature olması lazım. Evet. Jad bayağı vurmuştu diye hatırlıyorum adama. Hitnordir 16 vurur mu? Üreği varsa hepsini bana vurur. 16 vurmaz. Tamam, Jad 18 vurur mu? Vurur. 20'de Orkburs ana kalıyor o zaman. 20 vurur.
Evet. 8 damage alıyorsun Cad. Fire damage. Next save atıyor muyuz? Yok, bunun save yok. Hit dice'ını geçiyorum. 6'da sen fire damage alıyorsun Orkborg. İkinizden de constitution save istiyorum ve sıra Hitler'de. Okey, ben yarıya... Bunu sıra indiriyorum. 16. Fire damage evet. Cad sen yanmıyorsun. Orkborg con save. Con save. Hidden Order ne yapıyorsun? Vuruyorum abi. 21. Tamamdır, ikiniz de yanmıyorsunuz. 27 vuruyor herhalde. Vurur. Sneak attack. Ah. 14. Tamam. Bir daha vuruyorum. Bu yetiyor acı 14. Kellesini alayım ikinci. Tamam. Adam daha önceki Black Guard'larda olduğu gibi eriyerek yerin içine geçmeye başlıyor. Zırhı mırhı da mı yok ya? Yerin içine geçerken bize böyle bir şey yapıyor. İçinizden biriyle göz göze gelmeye çalışıyor. Göz göze ben geldi. Cad seninle göz göze geliyor. Tam kaybolmadan önce dedi, kurtarın beni. Ben şu şeyi silmek istiyorum ya. Evet, şu yerdeki circle'ları silelim bence de. Yeri kan etmişsiniz deyip de. Biz nereye düştük ya? Silebiliyorsunuz. Tamam, sildik. Evet. Bizden çıkmanıza az kaldı. Hızlı bir şekilde hareket edelim. Okey. Vamir'in Zaran'la açtığı yere gidelim mi sola? Tamam, giderim zaten, gidiriyor ama. Arkadaşlar ben yolu buldum galiba. Bütün odaları açmayalım mı o zaman? Bence gerek yok. Açacağız mı? İyi, yok. Açarız ya. Kaç oda kaldı? Bu neymiş lan? Poison stand'ı görüyorsunuz. Birileri burada çalışmış belli ki. Hazırda bir poison flask'ı var. Ben poison'lıkta iyi olduğum için bakmak istiyorum oraya. Hatta vakit varsa burada bir Wyvern poison'ı bile çıkartabilirim size yani. Bakıyorsun, yeşil bir sıvı var. İçinde böyle kırmızı bir sıvı daha var. Yeşil sıvı birazcık daha parlak. Kırmızı sıvı içindeki birazcık daha mat. Kırmızı sıvı yeşil sıvının ortasında kalıyor gibi birazcık. Böyle. Karakteristik olarak bu bir Wyvern poison'a benziyor. Aldım, çepredim. Ne yapıyorsunuz? Şuradan olacak şimdi. Ben kendim üretebiliyorum. Buradan olacak. Buraya buradan girebiliriz. Buraya buradan girebiliriz. Buraya buradan girebiliriz. Buraya nasıl gidiyorduk? İki sol yapıp direkt oradan yukarı çıkıp yapabiliriz. O aynadan yukarı çıkış yok. Nasıl? Buraya yani, yukarı çıkış yok. Pardon. Şuraya gitmemiz gerekiyor. Onun için buraya gitmemiz gerekiyor. Aa, aşağı yapabiliriz o zaman. Şuraya sağ aşağı gideceğiz? Sol. Burayı mı yapalım? Şöyle, nereye gitmeye çalışıyorsunuz? Şuraya. Ya aşağı gideceğiz. Siyah hatta girmeye çalışıyorsunuz. Aynen, siyah girmeye çalışıyorsunuz. Tamam, buraya nasıl gideceğiz? Ha, pardon, orayı bir gördüm ben. Şuradan iki, şuraya... Aşağı yapalım, tamam, doğru. Aşağı iki gidelim, sonra bir aşağı inelim, sonra yukarı çıkalım. Sağa niye gidemiyoruz, ben onu anlayamadım. Buradan sağa. Bakın. Aşağı. Sola. Benim dediğim de şu. Buraya. O sonra 4 buraya. Murat 3 sayıyorsun. 4. Sonra buraya. Sonra buraya. Ha, ben karıştırıyorum onları. Hep farklı taraflarda durdu. Şimdi hepiniz bir şey çizdiniz. Ben hiçbirinizi göremiyorum. Aşağı mı iniyoruz? Evet. Aşağı iniyoruz. Şunu yapabilir miyiz? Bu haritayı. Şu yolu. 1, 2, 3... Ana şeyi bir boş ver ya. Şuraya bir gidelim bakalım. 4, 5, 6. Aynen, şeyi açalım. Şuraları açmayalım. Teknik olarak şuraya kadar gelebiliyorsunuz. Tamam işte. Oradan da şu iki şeyi kullanıp
Tüm odaları açalım mı diyoruz biz? Açalım, açalım. Bir dakika, 6 numara bulduk. Bu ne? İşte tamam, siyah 6'yı bulduk. Şu an siyah 6'yı bulduk. Şurası da siyah 7, yani çıkış burası da işte. Siyah 6'da bir tane daha orp var. Kullanmak isterseniz. Bunlara ben bakmak istiyorum. Yandaki, sağdaki, üsttekilere. Her şeye bakalım burada sırayla. Zorba bak. Şimdi buraya bakayım. Neye bakıyorsunuz? Heykel ne o? Bence orbla şuraya bakalım. Buraya hiç bir şekilde gidemiyoruz şu ana kadar. Tamam. Açtım orayı. Orada bir sandık var gibi. Kaç numara orası? Aa, bir. Mozaik, mozaik bir. Mozaik bir. Muhtemelen ya şuradan ya da şuradan gidiliyor. Ya da belki de buradan, bilmiyorum. Mozaik bir de masanın üzerinde bir de harita görüyorsun. İyi tamam, gidelim madem şeye. Buradan gidiliyor mozaik bir'e. Heykellerin bir olayı yok mu? Şuradan. Gidim. Hayır abi, orada şey yok. Ha, varmış, pardon. Heykeller... Bir arkana çek alayım. Heykelleri inceleyen arkadaşlar. Ork ork ork. Arkana, arkana benim şey değil ama okuyayım. İki attım. İki attım. Evet, güzel heykeller. Ne yapıyorsunuz? Ben de atabilir miyim arkana? Her şeye kılıçla dürttüğüm için bunları da kılıçla dürtüyorum abi. Dürtüyorsun, bir şey olmuyor. 9 attım ben de. Gerçekten evet, yani heykeller. Neredeyse gerçek insan gibi heykeller. Yapanı yapmış. Bir de ben bakayım abi arkana. Tamam, sen de bak. 23. Hacı, bunlar heykel değil. Belli ki taşa dönmüş insanlar. Kaç kaç, çık buradan. Çık buradan. Yani biri bu insanlar üzerinde işte stone mu diyorduk, ne diyorduk ona? O büyüyü kullanmış. Bu nedir? Bir gemiye şey, çapası. Ama neden burada? Neden burada bilmiyorsunuz. Oldukça ağır. Kaldırabiliyor muyum ben? Ağır mı değil mi diye sormadım. Silah olarak kullanabilir. Bir çapa kaç kilo diye yazıyorum şu anda. Hacı, birkaç yüz kilo ağırlığında. Peki değerli bir şeye mi benziyor? Yani ne, bir değerli bir şeye gibi benzemiyor. Neden burada olduğunda konusunda da emin değilsiniz. Kesin çok değerli bir şey. Başka yerlere dolaşmak istiyor muyuz? Çıkışa mı gitmek istiyoruz burada? Bence dolaşalım. İyi, dolaşalım madem. Morok'a götürüyorum o zaman sizi önce. Neyse Morok. Tamam. Senin için herhangi bir mahsur gözükmüyor. Yalnız oradan not var, onu okuyor. Testi açıyorum. Tamamdır. Aa, bu ne? Gittik mi şu an? Gitmedik. Mor'a gittiniz, bir refresh at. Bu chest'ten çok para çıkmıyor. 15 para çıkıyor. Öncekinden 15 çıkmıştı. Ben herkese 3'er gold atıyorum. Ben buna bakıyorum. Bu denizde yolunu bulmak için bir alet aslında. Burada ne işi var? Hiç fikrim yok. Allah Allah, denizle ilgili şeyler. Pusulamız da var. Ben pusulayı ceplediğimi hatırlıyorum bu arada. Pusula bende. Nasıl ya? Bunu ben vermedim ki pusulayı. Hayır yani... bak dedim, verdim. Ben cepledim sonra. Ağır bir yük olur ama taşımak ya kardeşim mümkün. Ben sana sadece gösterdim. Yani delikat bir yük. Çantanın içinde duracak bir şey değil ama... Savaşlarda aman bu da kenarda dursun deyip savaşa devam edebilirsin. Kitaplar nedir? Kitaplar. Birisi okusun var, okuma yazma bilen birisi. Okey. Investigation mı gitmiyor? Investigation at. 9. Hacı, genel olarak denizcilikle ilgili kitaplar, kitapları var vesaire.
Bir de bir adadan bahsediyor kitaplardan biri. Yine hikaye kitabı. Ama efsanelerden çevirmiş bir hikaye kitabı. Onun adı yazar not düşmüş. Her efsanede birazcık gerçeklik payı vardır. Serin yer açıklarında bir adadan bahsediyor. Ne bahsediyor? O adayla ilgili hikayeler var. Şöyle korkunç olay olmuş. Şöyle enteresan olay olmuş gibi. Denizci efsane. Peki bu harita, bulduğumuz harita bu adayı mı gösteriyor? Bulduğunuz harita birazcık daha küçük bir alanı gösteriyor. Bir adada mı, şehirde mi emin değilsiniz. Şu haritaya gidelim mi? Gidelim. Tamam. Ona gitmemiş miydik zaten? Gitmedik. Bu harita serin yer civarının bir haritası. Haritanın üzerinde birkaç işaretli yer var. İşaretli yerlerden biri de Ratmodar'ın mağarası. Yerlerin neresi? Yerlerin neresi olduğunu bilmiyorsunuz. Ben bu haritayı alıyorum ya. Tamam. Ratmodar'ın haritası diye not düşersen. Burada ne var abi? Hacı elbiseler var. Birazcık daha böyle kışlık elbiseler var. Monttur. Kulliktir. Bottur. Çıkıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? İki oda kaldı. İki oda kaldı. Sağ sol sol veya sağ sağ yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Onu da yapabiliriz. Oradan sağa geçilmiyor ama geçiyorsunuz normalde, sıkıntı yok. Şöyle. Orası dört. Sağ sol sol yaptık ya. O zaman yani. Dört orası. Tamam. Evet. Sağ sol sol. Şöyle de yapabiliyoruz. Öyle. Neyse. Değil. Bulduk hadi. Burada bir oda var, keşifte kafa tasları. Ya bir şekilde gireceksiniz illaki hacı. Zorlamıyorum artık. Bitirdiniz zaten. Keşifli kafa tasları var burada. Çok da kayda değer bir şey yok gibi onun haricinde. Tamam. Kafa tasları haricinde bir şey yok. O zaman sağ sağ sağ. Bir dakika şimdi. Bu tahta. Ama buradan tahta 2'ye geçiş yok. Yapacak bir şey yok. Geçti işte. Bitti. Nasıl zaten. Nasıl tahta 2'ye geçiş yok? Nerede tahta 2'ye geçiş? Burada. Şu anda gittiğimizde. Ha 3'müş yine. Tamam özür dilerim. Ortada burada kaç kol var? Masanın abi? Üzerinde bakalım kaç kol var. 24. Herkese 4'er gold veriyorum. Ne kadar da adil bir arkadaşımız. Can var. Çanı çalabilir miyim? Çalabilirsin. Ne anlamda? Vurma anlamında çan. He. Birazcık çanı çalıyorsun. Bir şey olmuyor. Yani bir şey olmuyor. Birazcık böyle yosunlu şeyli bir çan. Bu da bir denizle ilgili bir olay var ama. Hayırlısı. Orta. Çıkmadan şunu yanımıza alabilir miyim ben? Alabilirsiniz. Neyi? Neyi? Çanı mı? Hayır, şunu işaretledim. Alabilirsiniz yanınıza. Denizde yön bulma aleti diye yazabilirsin. Tam adını bilmiyorum. Gyroscope değil mi? Emin değilim gyroscope. Sextant mıydı? Şu yıldızlara bakarak yol buldukları var ya. Sextant galiba. Öyle bir şey yok. Aynen. Başka bir yapacağınız bir şey yoksa? Yok herhalde. Bu aynalarda incilerden vardı değil mi? Buradakilerde yok, dışarıdakilerde vardı. Ah be. Bu şeyler de mi? Taşlaşmış insan. Aynı şekilde detaylı şeyler. Hepsinin... Onları yanımıza alabilir miyiz? Ya hepsinin farklı bir şeyi var. Türü var. Hepsinin farklı bir ırkı var. Hepsinin farklı bir giyiniş tarzı var. Muhtemelen farklı farklı yerlerden toplanmış insanlar olabilir.
Şöyle bir kaldırmaya çalışıyorum, yokluyorum. Heykel onlar, heykel. Hacı tahminim normal insandan daha ağırdır takviyken. Yani zorlayarak bir tanesini kaldırabiliyorsun, birazcık cılız bir tane. Ama bayağı şeysin. Çok uzun süre taşıyamayacaksın. Gerek yok. Tamam, o zaman almıyorum. Ben inanmadım bu arada onların insan olduğunu. Ben iki arkadaşım. Ya Vamir'in sana yalan borcu mu var ya? Görüşürüz ya, arkadaşlar buradan diye tahmin ediyorum. Başka yapacağınız bir şey kalmadıysa. Evet. Evet. Büyücüler arada şey yapıyor. Ve nereden çıktı? Geri dönüyorsunuz. Böyle bir detour. İnci çalışıyor mu hala? İnci de patlıyor herhalde siz kullandıktan sonra. Aynanın önünde durdukça ayna power up etmeye devam ediyor ve sonra patlıyor. Muhtemelen bunlar tek kullanımlık traplardı ve siz sonuncusunu ve derseniz session'ı burada bitirelim artık. Olur mu? Hat modern yerine önümüzdeki devam edeceğiz. Bu arada hatırlatıyorum, dungeon'ın sonundaki boss'u bir session önce kestiniz. Hı? O yüzden bu dungeon'ın sonundan ne çıkacak çok merak ediyorum. Ha, bence. Boss muydu ya? Yani bu kadar kısa sürede umarım öldürdüğümüz Wyvern'ı büyütüp parçalarını değiştirip karşımıza çıkartmalıdır. Nasıl boş bir... zaten içe boş bulun artık. Kim çıkartacak oğlum? Kimse kalmamış ki burada. Ne bileyim abi, sağları solları belli olmaz. Tamam o zaman arkadaşlar. Oynadığınız için teşekkürler. Session kaydını bitiriyorum.